Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. İnşallah gölgeye başlıyorum. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahkum olan kemal-i mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamil-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Hasbinallah ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Şuala 63'te. Gölge çalışmış ana metni şu, baki ve sermedi bir ismin gölgesi olmak nedir? Yani olunca alemimizi nasıl hissederiz? Neler yaşarız? Bunların cevaplarının inşallah enfüsü iz düşümlerinde değinmek istiyorum. Hiçliğini bir derece dahi, neyse bunu okumayayım. Ene dahi hüvenin üzerine yaptığı gölgelikten inkişaf etti. Yani kendisi gitti, hüve meydana çıktı. Yani hüveden inşikak etti. Ve o hüve ile leyse kemislihi şey'un işaret etti. Mesnevi Nuriye 262. Bir dakika, burada gölgeyi tarif ederken bir şey gitti, bir şey oldu, gölge oldu dedi. Bir dokur musun yavaş? Tamam. Ene dahi hüvenin üzerine yaptığı gölgelikten inkişaf etti. Yani kendisi gitti, hüve meydana çıktı. Ha dur. Şey ama Mesnevi'deki mehaz bu. Ha. Badıl mesela. Evet. Badıl işte. Yani kendi ifadesi değil. Şimdi. Anladım. O zaten. Yani ben burayı hiç şey yapmamıştım. Ha, yani bakın bir şey gidince, aslı gidince bıraktığı şey gölge. Yani bizim bildiğimiz o güneşin eşeğe vurduğu gölge değil yani. Normal iz düşümüne. Aslını değil. Bıraktığı. Mesela bu bir adam. Aslı gittiği zaman kalandır. Mesela şöyle diyeyim. Buradakine göre. Evet, abi. Bir adam yaşadı. Bir şey bıraktı yani. Tesir bıraktı. Bir fırtına esti bıraktı adam. Yani bir şey bıraktı yani. Bir tesir bıraktı. Ya Allah Allah. Kimisine fikir bıraktı. O insan. Kimisine his bıraktı. Kimisi edep bıraktı. Kimisi gayret bıraktı. Ben ondan şefki öğrendim diyor. Ben ondan vefayı öğrendim diyor. Nedir bu? Bu gölgeymiş. Metin ama biraz karışık gibi geldi bana ya. Böyle yani, bir metin hatırladım hiç. Yani anladınız mı? Hüve bir de şeyde var, gruba şey notları var. Telefondan bakabilirsiniz. Bir de oku yavaş yavaş. Tamam. Bak şimdi. Ene dahi hüvenin üzerine yaptığı gölgelikten inkişaf etti. Yani kendisi gitti, hüve meydana çıktı. Yani hüveden inşikak etti. Bir kendisi var. Bir hüve var, o bir hüve, gölge mi var? Üç tane şeyden bahsediyor. Evet. Zat gibi. Yani bir kendisi, kendisini patlatacak, mısırı patlatacak. Bir mısır tanesi var. Toprak yoksa nerede patlatacaksın onu? Şey, ene bu ama. Ene'nin ademi hüve midir? Öyle gibi sanki. Yani, evet. Öyle duruyor. Evet. Ama garibime giden şu. Gitti, bıraktığı şey gölge. Evet. Bıraktığı şey gölge. Devam. Bir de ben şurada şunu da anladım. Eni kaldırsak hüve de olmuyor. Hüve de olmuyor derken haşa o anlamda değil de. Çünkü hani o diyebilecek kendine ait bir şeyin olmuyor. Hani bir çünkü evet. Hariçte bir şey olmazsa o diyebilirsin. Ama hariçte bir şey yoksa diyemiyorsun. Bir de ben bu cümleden şöyle anladım. Notlarda zaten şeyimi belirttim. Yani bu cümleye göre ben bence ayna darlığını bilmektir. Yani şuur-u imani ile aynende gözükenlerin maliki senin olmadığının farkındalığıdır. Yani reşe olup maddeden tecerrüt etmektir. Kendi manayı isminden tecerrüt ile Bismillah'taki ismi sırrıdır. Yani kendi adına değil, Allah adına başlamak. Ben böyle anladım da. Çok antik. Çok güzel şey yapmış. Sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin. Sözler 210.
not. Ya bu arada not dediklerim onun bendeki karşılığı yani reşa olup risalete mazhar olarak ve maddeden hür olup eni delerek ve aynadarlığını şuur-u imani ile aynı görmekle bilip sende ifade edilip senin olmayanları yani her şeyi fark edip Furkanlaştığın zaman yani eni hüveden ayırdığında kendinde fani olup onda beka buluyorsun. İşte onun gölgesi oluyorsun. Onun gölgesi olduğun zaman gölgeyle temas edecek kimse kalmaz. Yani vücut rengim ve vehmi rububiyetim. Gölgenin yegane muhatabı güneştir. Artık ben bana bırakılmadım. Ben bende değil onda ifade edildim. Onun bekasıyla benim için layamut bir hakikat tahakkuk etti. Hasan abi ben anlamadım. Hasan abi bıktım. O zaman sana sorayım. Anlamak için soruyorum. Şimdi kainat esmaların cilve, cemal, nakış ve sanatlarıdır. Değil mi? Gölge olan bu mudur? Yoksa yani gölge olan ben diyen midir? Evet. Gölge olan bunlara sahiplenen. Sahiplenen mi? Evet, sahiplenen. Yani bütün bunlar sahiplenen. Hani diyor ya gaflet, bunun da sebebi gaflet olduğunu düşünüyorum insanlardan. Mesela gaflet geldi mesela, yolunu değiştirdi diyor. Kendine hani kendi sahiplendi. Yani bunu da temelde gaflet de yapıyor. Yani ekleniyoruz. Sanki mesela gölge deyince hemen aklıma Allah'ta olmayanı barındıran. Allah'ta olmayan ne var? Acizlik, kusur, noksan, fakirlik. Yani Allah'ın o noktada olmayanı gibi. Çok güzel bu da. Evet. Yani güneş var, güneşte karanlık yok ama gölge karanlık. Evet. Mesela. O zaman bu cihetle baktığın zaman o zaman biz Adem olmuyor muyuz? Evet. Yani hepsi değildir belki ama bir taraf... Mesela evet, Allah aciz midir? Değildir. Ama bize acizlik vermiş. Evet. Allah fani midir haşa? Bize vermiş. Böyle düşün. Evet. Bu onu tanımlayan her şey. Gölge aslında aslı ortada kalktığı zaman ortada olan. Aslı ortada kalktığı zaman ortada olan mıdır abi? Ortada olan. Mesela diyelim ki... Değil mi? Şöyle bak, mesela şöyle düşün bak. Şimdi nereye asıl diyorsanız gölge tanımı değişiyor. Mesela ruha ben diyorsan gölgesi şeydir, mimikleri bedendir. Ene edersen ruh gölgedir. Asıl Allah alırsan aslı tanımlıyor ama asıl değil. İnsan. Ne hangi aynada yapıyor? Vacibi, Haliki mahluk aynasında oluyor. O mahluk aynası, Osman dediği ad, fark, mahluk. Bunlar gölge. Bir cihette şöyle baktın, gölgenin iki yönü var. O da aynı böyle diyor. Allah canibinden baktığın zaman Adem'in mahlukat cihetiyle bakınca onu tanımlayan eksikliklerin. Hasan abi, örtendir, hem perdedir, örter, hem perdedir, üzerinde yansıtır. Hem açandır. Hem de açandır abi. Evet. İşte ne zaman o? Bir oradan baktık, dikkat Hı-hı. edersen. Hı-hı. Başka oluyor. Evet. Allah canibinden bakınca başka oluyor. Mahlukat canibinden bakınca başka oluyor. Başka oluyor. Evvel evvel zahir attın. Evet. Ene dahi hüvenin üstüne yaptığı gölgelikten. Burada nasıl anlayalım bunu? Nasıl bir de söyle. Ene dahi hüvenin üzerine yaptığı gölgelikten inkişaf etti. Hüvenin üzerine yaptığı gölgelikten inkişaf etti. Yani bu şey, mesnevi ve işaret tüccazı fazla gramer şeyine durmuyorum. Çünkü şey yapıyor. Ötekisi yani diğer manaları da şey yapabiliyor yani, örtebiliyor. Ana okudun anladığımız, çünkü o ince şeyleri fazla orada dikkat edilmiyor yani. Veya ne bileyim, veya bize ters şey geliyor bazı şeylerde.
Ama oradan çıkan gidişatına baktığın zaman şey geliyor. Yani onu ortaya çıkarttığı şey. Onu ortaya çıkarttığı şey geliyor. Yani onu nasıl tanımlayacaksın? Onu nasıl tanımlayacaksın? Nasıl aleminde göstereceksin? Osman dediği gibi, aç yoksa Allah'ın kudreti nasıl gözükecek? Fakir yok, gınası nasıl gözükecek? O zaman nedir o? Gölge illa, mesela diyelim ki güneş gölgeyi eşeğe vurdu, gölge düştü. Kafamız hep ona alıştığı için sülüeti var ya, öyle zannediyoruz. Mesela buz gölgedir suyun. Yani bir sıfatının ortaya çıkması, yani onu tanımlayan, ona işaret eden. O zaman kanuniyetlerin bütünlüğü gölge midir abi? Biraz gitsin bakalım, acele etmeyelim de, oku. Ama ben böyle dediğim gibi değil ha. Benim şu anda anlattığım, biraz da daha önceki dersinde de şey yapmıştım. Yani çok acayip bir şey mesela. Aslı ortadan kalktığı zaman ortada kalan. Mesela diyelim ki haşa, Allah alemimizde kalksa, kafirde ne olur? Bak, ama Allah alemimizde aynı bir insanız, o da insan, ben de insanım. Allah var, bizim alem, ama acizlik bizde de var, kafirde olduğu gibi. Ama onu dolduruyoruz. Onu ortaya çıkaran hem karşılıkları hem karşıtları. Yani ille gölge karşılık değil, karşıttır. Mesela soğuk sıcağın, aydınlık karanlığın karşıtıdır. Göz çiçeğin karşılığıdır. Allah'ı ortaya çıkaran hem karşılıkları hem karşıtları. Mesela ilmin var. Allah'ın kainatta da tanzim etmiş. Onun da ilmi var. Acizim, Allah da aciz değil. Bu karşıt. O zaman nedir? Gölge hem ademidir hem vücudidir. Mesela diyelim ki benim ilmim var. Bu odayı tanzim ettim. Allah'ın da ilmi var. Kainatı tanzim etti. Ona işaret ettik ya gölge. Ene onu, ene huve onun gölgesi ya bu gölge. Bir de tersin işte. Acizim. Allah da aciz değil. Allah kadir. Zıttı da diyor. O zaman hem karşılığı hem karşıtı gibi gözüküyor gölge. Devam et abi. Evet. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster. Sözler 57. Not, mahiyetim onun gölgesi olduğunda güneşe muhatabım. Zira gölgenin kendisi sadece aslı görüyor. Çünkü gölgeyle temas edecek bir vücut rengi yok. Onun gölgesi olduğumda onu kapatma istidadın ortadan bir tamamıya kalkıyor. Her daim onu göstermek ve ona işaret etmek gölgenin lazımı zaruresidir. Sana bakan sendeki onu görür, seni değil. Mesela ziyanın gölgesi nurdur. Gölgenin kendisinin dahi ışığı var. Gölge güneşi kapatamaz. Böyle bir şansı olmuyor. Yani böyle... Yani vücudu kendinde olmayan şey işte. Yani başkasının vücuduyla var olan. Hepsi gölge. Peki mesela numunelerin, gölgelerin aslında menbaalarını göster derken. Numune var, bir de gölgeleri var. Yani hemen benim aklıma esmalarıyla müşahede. Ben de o hatırıma geldi. Esmalar, cil ve cemal, nakış sana. Esmaların gölgeleri bunlar. Ama gölge deyince çok garibime gidiyor. Mesela şu parlaklık gölge. Nurun gölgesi. Yani şu mesela çekilmiş bir video, bir resim de gölge. Gölgedir. Film de gölgedir. Aslıyla var olan her şey. Aslı ortadan kalkınca kendisi yok olan şey. O iki Allah yok olmayan, az önce yok olmayan da. İki cihette dedim ya şöyle. Aslı yok olmuyor. Bak şimdi, aslı ile, aslı kalkınca kendisi yok olur. Tamam.
Mesela bu bizim güneş gölgesi değil. Mesela vücut da öyledir, Adem de öyledir. Bizim canibimizden vücut şeyler var ya mesela, ilmin var, vücudidir. Vücuduna. Adem'i tarafım var, onun da başka gene şeyine, gölgedir. Adem de bir gölgedir yani tekvini sıfatına. Yani gölge deyince sıyrılmak, bu gölge kültüründen gölge anlayışımız var ya böyle. Ondan sıyrılmak çok zor Mehmet kardeş. Yani bizim herhalde bu dersin başındaki şeye erişmeye çalışacağız değil mi? Mahiyetindeki bir gölgesi. İsmin cilvesinin bir gölgesi, mahiyetinin. Nedir o gölgesi? Yani, Baki mi? Baki? Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi. İşte gölgesi Beka istemek. Beka istemek gölge. Dedi ya o 64. sayfa şualarda, insanın nihayetsizin bir saatil hadsiz bir inkışa vücudu kazanmaya vesile orada. Mesela sana verilen her bir beka vermiş. Baki'nin bir gölgesi. Ama kendime yapıştım diyor. Gölge, o beka arzusu var ya bendeki beka arzusu. Kendi bekasını istemiş. Gölgenin bakisini istemiş. Oysa bendeki beka Baki'nin gölgesi. Peki bendeki beka nasıl gölge oluyor? Bak işte. Tuhaf bir gölge. Gölgeye yapıştı diyor. Neyse hangi gölgeye yapıştı? Şu anlar işte. Baki değil mi Allah? Bize bakilik verdi. Niye verdi bunu? Aslı anlayasın diye. Bendeki bakilikle bakisini anlayasın diye. Ben ne yaptım o? O onun, yani bendeki bekanın bekalığını aradım. Başıma belayı sardı. Şeyde ya baki, şeyde madem sen bakisin, yeter her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatın işareti ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Evet. Belki cilde-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. Evet. Biraz da devam et çünkü çok hazine var bu, okumuştu bir dersi biliyorum, dibi çok. Devam edelim biraz. Bazı istidat cüziyetten geçe gölgeden çıkamıyor. Sözler 360. Anladığım kadarıyla Resulullah'da da gölge kelimesi iki cihetle istimal edilmiş. Biri istidada bakıyor, diğeri esmaya. Ben ikinci cihet olan esmanın gölgesine ağırlık verdim. Mesela reşaya güneşin safi ve gölgesiz ve küllü bir inikası var. Bu gölgesiz olma durumu kendi aynasındaki renklerle kendine vücut rengini vermeyerek eneği, yani damdan delik açmak gibi veya hologram yapıp nefsül emre bir pencere açmak gibi delerek hüveden inşikak edip ene inkişaf ederek aynayı görmüş. Yani bendeki bekanın bana ait olmadığını görmem gibi. İş bu halde istidadımda gölge olmadığı için, yani bu şeye geldiğinde baki ve sermediği bir ismin gölgesi oluyorsun. Yani istidadımdaki gölge yerine baki ve sermediği bir ismin gölgesi oluyorum. İstidat cihetiyle gölge onu kayıtladığı halde esmanın gölgesi olmakla ise ene de vahidi kıyası terk edildiğinden onu kayıtlamam muhaldir. Esmanın gölgesi olmakla ona mugayir veya zıt gibi şeyler yapabilecek harici bir vücut yok. Kısaca gölgenin iki yönü var. Bir istidat cihetiyle kapatıp kayıtlayan, iki baki seremediği bir ismin gölgesi olmak cihetiyle kayıtsız olarak onu gösterip açan, kendine ait müstakil ve mevhum vücut renklerinden tecerrüt ettiğinden gölge olmakla ona işaret edenin ta kendisi. Yani onun işaretisin daha öz anlatımda. Daha iyi bir tanımla aynı işaretsin. Sana bakan onu görür gibi. Seni görme şansı olmuyor. Şimdi başka şeye geçiyorum. Şu kainatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler bir cemal-i sermediği cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu. Sözler 746. Benim mahiyetim sermediği bir ismin gölgesi olursa bu mezkur cemaller ve hüsünler dahi bir nevi sermediği bir ismin gölgeleri olduğundan, adeta sen dahi gölge olduğundan onlarla bir nevi arkadaş oluyorsun.
ve mahiyetiniz aynı menbaadır. Mesela şu kainatın mevcudatı zihninde diriliyor ve beka hissi dahi vicdanında olup her ikisi vicdanında zuhur ediyor. Onun gölgesi olmakla vicdanındaki beka senin aynında gözüken değil, bir nevi sıfatın oluyor. Çünkü sen yoksun. Onun bekasıyla layımut oldun ve bu mevcudat dahi seninle güzelleşiyor. Sen demekteki maksat ben diye yazımsa da sensin yine ol ben diye geçen Emir Darül Harika'sındaki bu şekilde. Şimdi başka metne geçiyorum. Güzel tahlil etti ama kendisi. Güzel yazdı. Bir daha okusun abi o zaman. Ben çok bak, çok güzel tahlil etti. Etmiş. Etti. Not mu abi? Notu he. Bir daha okusun abi. Bir daha okur musun onu bak. Şu kainatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler bir cemal-i sermedi cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu. Şimdi mahiyetim sermedi bir ismin gölgesi olursa bu mezkur cemaller ve hüsünler dahi bir nevi sermedi bir ismin gölgeleri olduğundan adeta sen dahi gölge olduğundan onlarla bir nevi arkadaş oluyorsun ve mahiyetiniz aynı menbaadır. Mesela şu kainatın mevcudatı zihninde diriliyor ve beka hissi dahi vicdanında olup her ikisi vicdanında zuhur ediyor. Onun gölgesi olmakla vicdanındaki beka senin aynında gözüken değil, bir nevi sıfatın oluyor. Çünkü sen yoksun, onun bekasıyla layımut oldun ve bu mevcudat dahi seninle güzelleşiyor. Sen demekteki maksat ben diye yazdımsa da sensin yine ol ben. Burada yani ifade etmek istediğim ana şey, hani bahsettiğim gibi onun gölgesi olunca biz nasıl hissediriz? Mesela ben şu anda onun gölgesi olmadığım için mesela ben diyorum ki benim vicdanımda beka hissi var. İşte ben fani korkularım var. Fakat onun gölgesi olduğumda ben bakiyim diyorsun ama bu ben dediğin sen değilsin. Yani o şekilde. Yalnız yani, şahit oluyorsun. Hı. Mesela sendeki icraata sen say. Bu ne demek biliyor musun? Kendi icraatına şahit olmak demek farkında olmadan kendinden çıkıyorsun. Evet. Bu hiç oluyor. Hı hı. Şimdi sende tasarruf ettiğini seyretme makamı ne acayip bir şey. Yani bak sende tasarruf ediliyor. Biz ona şahit değiliz şu anda. Çıkıyorsun kendine şöyle. Ben böyle yapıyorum ki böyle. Allah Allah. Duygular, hisler, kırla gidiyor, oraya gidiyor, şey yapıyor, onu getiriyor, şey yapıyor. Yapıyor, böbrek, dalak çalışır gibi. Çalışmasını bile duymuyor. Ama ilmen şahit oluyor, böyle bir şeyler oluyor. Hı hı. Ama böyle değil, biraz da içsele sen şahit oluyorsun. İşte bu gölgeleri, kendi onun icraatına sen şahit oluyorsun. Evet. Onun mahiyetindeki gölgesiyle oluyor. Mesela diyelim evet. ki Allah Halik. Gölgesi ne? Serbest bölgede ben de halk ediyorum. Yok ediyorum hayalen, düşünceyi var ediyorum, dalları kaldırıyorum, ovaları yapıyorum, halk ediyorum. Evet. Bendeki bir cilvesi, gölgenin gölgesi. Böyle icraat yapıyorsa. Evet, doğru. Devam et. Doğru. Seyyar mevcudatında parlayan lemaat-ı cemaliye dahi bir cemal-i sermediye işaret ederler. Sözler 746. Yine mezkur paragrafın devamı olan bu cümlede sen kendi aynandaki kabarcıkların parlayıp gitmesini ve arkadan gelenlerin gidenler gibi parlamalarını şuur-u imani ile aynanda seyrediyorsun. Sen o parlaklığın gölgenin de ışığı ve nuru olmak cihetiyle ve sen de gölge olduğundan kendisi oluyorsun. Geçip gidenler ise senin aynanın tebeddül etmesidir. Sen gölgesi olmakla geçip gitmiyorsun. Çünkü onun gölgesi olmakla senin için layamut bir hakikat peyda etti. Bütün va esefalar aynayı fark etmemek kaynaklıdır. La uhibbu lafilin. Vay be. Yani var ya, ömür gitti, saçlarım beyazladı, hastalık bitti. Korona oldum, entübe oldum. O anda tabii bir adam düşün şimdi entübe. Vay be. Her şey bitti. Ama sen okuduğun cümleyi okur musun? Bak bir de buna bak. Ben entübeyi öyle bir tasvir ettim ki bu cümleyi anlayayım. En son cümleyi okur musun? Bütün va esafalar aynayı fark etmemek kaynaklıdır. Evet. Ben değildim ki sen. Fark etmemekten oluyor. Yani bunu orada olanların bilmiyordu değil.
İnsan nisyandan alınca unutuyor. Ondandır ki Dehri Hoca demişti, ben de diyorum hep birbirimize, hasta olduğumuz zaman bu zaten biliyor deme. De hatırlat. Hatırlat. Çınlat diyor Peygamberimiz. Niye tekrar Subhanallah, Subhanallah, bilmiyor muyuz Allah Subhan'dır? Niye her beş vakitte Subhanallah diyoruz? Yani bir Allah Subhan'dır, ben de biliyorum. Allah kendisi Subhan olduğunu bilmiyor mu? Niye istiyor? Var ya bir hafız. Sen hafızsın ha demek de o zaten hafızlığı unutmuş değil ki. Bak sen hafız olduğunu ben de biliyorum ha. Benim bildiğimi bilmeni istiyor. Seni şeyde risalede geçen misal bu. İşte bu kendi aynı darlığımızı unutuyoruz. Çekilmez oluyor hayat. Onun için o anda hatırlatılması lazım. İnsanın kuyuları farklıdır. Bir hatıra, bir gölge, bir lema, bir işaret, bir düşünce, bir vehim, bir vesvese, bir alınganlık, bir risalede geçen naz. Bunlar hep gölge kendisi. Ama bizi gölge alıp götürüyor. Naz ediyoruz. Koptun gitti. Ya. Gölge gömüldü. Aynı darlıkla aynı darlık vücudi mukabele, gölgelik ademi mukabele gibi oluyor sanki. Gibi evet. Yani böyle iki tarz şey bir var. Bir de söyle. Aynadar hani ikisi de karışıyor ya da aynı şeyler. Aynada güneşin gözükmesi. Ha, aynada. Aynadarlık tarafı. Bir de aynanın siyah tarafı. Vücudi mukabelemiz, karşılık evet. Olmamız. Evet. Gölgelik tarafımız, gölge olan tarafımızda zıddiyet noktasındaki mukabelemiz. Başka bir şeyle. Gibi. Evet. Ama mesela Baki Zülcelal'ın gölgesi bende baka var. Zıddiyet değil yani mesela. Bu gölge. Ama o Baki'nin gözükmesi için böyle bir adam gerekiyor da. He, ama bendeki o beka gölgeymiş. Evet. Bu bendeki beka onun bekasından geldiği için asıl oymuş, bendeki gölgeymiş. Evet. Mesela Hasan abi. Ama senin dediğinde de başka şansımız yok. Bir beşer canibinden, bir Allah canibinden, yani bir vücut noktasının aynı darlığımız var. Bir de Adem noktasının aynı darlığımız var. İkisi de gölge. Bir de mesela şu farkı, hani bu demin ayna seyretmek deyince o aklıma geldi. Aynadarla aynelik başka bir şey. Aynadar, aynalılığı yapan. Anda fail. Yapan. O andaki kendisi fail. Kendisi ayneliği seyretmesi gerekiyor. Aynadar, ayneliğini seyretmesi gerekiyor. Kendi aynasında aynadardır diyor çünkü. Evet. Fail. O anda faal. Ha. Aktif. Ha, faaliyeti de aslında seyretmek. Ötekisi iddia. Mesela mevcudat ayna ama aynadar değil. Evet. Bilmiyor. Efendim devam et. Peki tamam. Ademi şeyler vücut değildi. Gölge, yani ademi şeyleri gölgeyle mi ifade ediyor acaba? Yani o bir tarafı. Yani bu burada şimdiye kadar gidişinde böyle bu Adem dersinden sonra bir de bakıyoruz ya Fatihlerin dersine. Bir Adem tarafından gölge var, bir vücut tarafından gölge var. Sen okudun ya gölgenin gölgesi. Evet. Gölge vücuttur, gölgenin gölgesi Adem'dir. Orada okudun, hem evet. Adem oku, şey gölge okudun, hem gölgenin gölgesini okudun. Tabiri diğerle hiç, ama bir de hiç ender hiç var. İkinci hiç, ya baki entel baki, ya baki entel baki gibi. Bu gölge var, gölgenin gölgesi ne olur? Gölge vücuttur, vücuda aynı darlık. Mesela pozitif şeyler için. Bende ilim var, irade var, onda da var. Bu gölge. Ama bunu ortaya çıkaran ademi tarafımız var. Bu da gölgenin gölgesi. Hasan İki abi, tane şey söyledi orada. Hem gölge hem gölgenin gölgesi. Hasan abi bakın. İki gölge şekli var. Anladığım, benim anladığım. Aha. Biri sıfata, biri esmaya. Sıfata olan gölgelik sende tezahür ediyor. Hı hı. Esmaya olan gölgelik sende tecelli eden oluyor abi. Ha, o da olabilir. Evet, sen onunla çalışmıştın.
Tezahürleti. Şimdi mesela nur ziyanın gölgesi olması icap ediyor değil mi? Mantık evet, öyle öyledir zaten. Gölgesidir. Peki abi, peki nur görünendir. Aslında ziya görünmeyen oluyor abi. O nasıl bir gölgeliktir? Ya, doğru. Ziyanın gölgesi nurdur. Çünkü ışık. Ama kendisi gözükmez. Cenab-ı Hak öyle. Allah da böyle ya. Evet. Şey, mesela senin konuşma, kelamın gölge, sen asıl. Evet. Devam et bakalım. Çok iyi. Tamam. Bunu da anlatalım. Ne vakit o eple güneş aynenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki aynada görülen güneş aynaya tabi değil, bekası ona mütevakkıf değil. Lemalar 158. Aynen bunun gibi bekam aynama mütevakkıf değil. Baki bir ismin gölgesi olmak haşa aynemde müstakil olamaz. Gölge ayni ile kayyım değil, esma ile kayyım. Her bir şeffaf cüzde başka şeye geçiyorum. Her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki gece rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ihadiyet misalini gösterir. Mektubat 257. Gölgenin kendisi olmak aynı zamanda ihadiyet misalidir. Burada denildiği gibi. Gölge yapışmış. Sanki bu şeyin, ben hatırlıyorum, zatının diyordu bir yerde. Öyle olmasın. Bu misal çok geçiyor yani şeyde bulması. Zatının bir nevi gölgesi diye de geçtiğini hatırlıyorum. Hangisi yani, dedim bir de. Şimdi burada bir nevi güneşin diyor ziyası, harareti, ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ehadiyet misalini gösterir derken, bu güneş ve bu güneş temsili misalinde zatının bir nevi gölgesi dediğini de hatırlıyorum. Ya numunesi mi? Öyle bir bakayım olmasa da. Tamam. Bakayım ben. Şimdi zatının dediği, zat kelimesi geçiyordu. Böyle bir değişik geliyor insan. Hayda nereden çıktı şimdi? Tabii zatının gölgesi olunca taşınıyor işte. Ne asıl diyorsan gölge anlayışında değişiyor demek istedim. Nereye asıl diyorsa. Mesela diyelim ki sır insanı asıl alırsan ne gölge. Eneye asıl alırsan ruh gölge, ruha asıl alırsan kalp, kalbi alırsan hayat, hayat alırsan dima vesaire böyle. Abi zati gölge, mesela suyun ıslatması gölgelik midir abi? Nişan bir sıfat onu tanımlayan olduğu için. Gölgesi olur. Gölgesi. O zaman abi gölgesi ise Allah'ın zatından olan gölgesi, o zaman zat-ı vacibül vücut dediğimiz, yani mahiyet değil, zat-ı vacibül vücut yine dışa vuran oluyor abi. Evet. Zat deyince zaten mahiyet değil. Değil. Zat deyince esma direkt otomatik. Esma oluyor değil mi abi? Bir vacibül vücut var, bir de zat-ı vacibül vücut var. Evet, vacibül vücut sıfattan aşağı olaksa, evet. Zat-ı vacibül vücut dersen şunattan aşağı olaksa. Öyle evet. Devam et abi. Kitaplar, içtihatlar, Kur'an'ın aynesi yahut dürbün olmalı, gölge vekil istemez o şems-i muciz beyan. Burada nazm-ı maniyle ayna gölge, dürbün vekil, dürbün hasbinallahu ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir'e bakıyor. Ene'nin sözler 592'de de gene, Ene'nin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür, vahidi kıyası olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Ene vahidi kıyası cihetinde Ene'nin lazım-ı zarurisi değildir. İşi anlayana kadar Ene'de görev yapıp sonra terk edilir, kendi bekasını onda görür. Her şeyin ondan ona olduğunu görmekle, yani aynayı fark etmekle, kendinde fani olup baki ve sermedi bir ismin gölgesi olur. O zaman yani bu şartla Kur'an'a gölge ve vekil dahi olsa, bu şartla Kur'an eşittir insan olduğundan, artık emanete vefa gösterip insanlık makamına çıkacağından onun için gayr yoktur ki Kur'an'ı kapatsın. Her şeyi ona vermiştir ve onda görmüştür. Bu şekilde bir
şeyim olmuştu. Devam ediyorum. Eğer taayyün edip perde altından çıksan, mükrim iken altında, üstünde zalim olursun. Güneş iken orada, burada gölge edersin. Sözler 792. Sen kendi vücudunu müstakil bilip belirlenme ve kayıtlanma. Sen taayyün etmezsen o sende taayyün eder. Sen istidat cihetiyle gölge etmezsen o sende gölge eder. Yani Şems-i Selamet'in gölgesi olursun. İşin acayip tarafı da 125-128 sözlerde Nurani'nin gölgesi de Nurani'dir. Yani latiftir. Kesif'in gölgesi de kesiftir. Mesela hiç gördüm, görmüşsünüzdür de diyelim ki burada tencere kaynasa buhar yükseliyor. Güneş buhar vurduğu zaman o gölge, gölgesi de latif böyle. Mesela kesif aynada biz kendimizi baktığımız zaman taranacağız. Gölgemiz kesif. Yani aslımızı göstermiyor o kadar. Suretini gösteriyor. Yani ısısını, ışığını, terimi, kokumu gölgemde gözükmez. Tel gözükmez. Ama güneşin gölgesi aslını tanımlıyor. Gölge de çok acayip bir şey. Gölgeye baktığımız zaman nurani ve kesif olanları bile onunla tanırsın. Bak bir daha söyleyeyim. Lavaboda geçtin. Senin gölgenden kokun anlaşılır mı? Alabilir mi bir başkası? Anlamam. Ama aynada güneş olsa ısısı, ışığını, yedi rengini alır. O da onun gölgesi. Mesela eşyanın vurduğu zaman yere düşen gölgesi. Hakikaten kesif. Kesif olduğu için. Ama canlı yok. Yok. Fakat bir buhar çıksa yemekten veya işte duman, hakikaten latif oldukları için gölge vursa dumanın, yerdeki çıkışı da latif. Böyle şey değil yani. Çünkü çok acayip bir şey yani. Şu dünyada, şu müzakere ve mutala ile kısmen alemimizde bir şey oluyor da, yani anlıyoruz ki Fanos'tayız yani. Hakikaten bir lok giydirilmiş bize. Bunlarla yırtmaya çalışıyoruz yani. Yırt diyor. Hüveyi göster diyor. Yırt diyor, yırt. Üzerimize hakikaten bir sürü şeyler örtülmüş, yırt. Yırtınca ölmeden önce ölüyorsun işte, yırtıyorsun. Bu derste de öyle, vay diyorsun yani. Acaba bunu en az dersten sonra diyoruz ki, Fanos'un içindeki akvaryum gibi olmamış olayım, acaba öyle miyim şu anda? İnsan diyemeden geçemiyor. El cevap öyleyiz. Okyanus zannediyoruz. Akvaryum ne kadar büyük o akvaryum? Bu kadar. Ama o devamlı orada dolayı. Aynı vücut da o kadar. Balığa göre akvaryum, benim fikir ve duyguma göre beden. Beden etrafında dönüşüyor. İçeride tırıt 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 tırıt. Çok geniş zannediyorsun. İşte bunlar hep gölge. Abi akvaryumdaki balığı okyanusa bıraksanız hiç size teşekkür eder mi? Farkında olmaz ki. Olmaz. Farkında olması lazım. Okyanusta olması. Okyanusta oldu. Onu da fark etmez. Onu da fark etmez. Zaten çünkü akvaryumda ne hareket ediyor? Gittiğini zannediyor. Gittiğini zannediyor. Gidiyor ama aynı yerdedir. Akvaryum şey, okyanusa at gider de gider. Gider de gider. Burada da gider de gider ama aynı yere gidiyor. Bir suada abi, bir suada. Mesela bir çiçek düşünün abi, bir gül düşünün. Ya şu arkamızdaki çam ağacını düşünelim abi. Şimdi bakın onu görüyoruz değil mi biz? Aslında o bir gölge. Gölge, esmanın gölgesi. Onun yeşil olduğunu görmemiz de bir gölge daha. O da gölge. O da bir gölge abi. Örtü bak sana. Sanat da bir gölge, sanat, gözükmüyor. Evet. Ondan sonra ikram tarafı, nimet tarafı, seni tanıyanın bir şeyi var. Yani bu tanıdık birisi yani bunu yapar. Evet. Çünkü bana hitap ediyor. Bunların hepsi gölge yani. O zaman gölgenin evveli, ahiri, zahiri, batını var abi. Olur he. Bu nasıl iştir abi? O sanki asıl gibi oluyor subhanallah ya. Bu ne oluyor biliyor musun? Aynen batına göre. Evet. Tersten bakarsan her şey uymuş. Her şey uymuş gibi görünüyor sanki. Yani Hasan abinin az önce başlarken söylediği oydu sanki. Asıl kalktığı zaman varlık
Yani var olmaya devam edendir sanki. Evet, yani o cihetle bir ademi tarafla, mesela kafirin Allah'a kalktı. Gölgeliği devam ediyor. Çünkü Adem cihetiyle ayna kafir, Müslüman vücut cihetiyle ayna. Müslümanın şirk ve küfür var ya, günah cihetiyle ademliği var. Kafirin ise küfür cihetiyle aynadarlığı var. Adem ama iman olmadığı için vücut tarafında hiç aynadarlığı yok. O zaman aslı kalktı. Adem'i devam eder. Aslı kalktı, vücut tarafı devam etmiyor. Güneş gitti. Aynadaki güneş olmaz. Mesela peki sorulsa, güneş gitti, benim yerdeki gölgem kaybolur mu? Güneş gitti. Bak gene devam ediyor gölge. Güneş vurdu, senin yerdeki gölgen devam ediyor. Benim güneş vurdu ya bana, gölgemi düşürmedi mi? Evet. Düşürdü. Güneş var, gölgem var. Güneş gitsin, gene gölgem var. Niye? Güneş gitti, zifiri karanlık. Benim gölgem onun içinde gene. Kafir o, böyle bir şey. Düğünün içinde. Düğünün içinde. Anladın mı? Biraz. Biraz. Yani o bütünlüğün için. Bütünlüğün içinde. Bütünlüğün içinde oluyor. Kafir mesela. Gölgede kaldı. Bütünlük içinde olduğu için mutlak oluyor. Kafirin Allah'a gitti. Gölgeliği devam ediyor. Ama ademi tarafı, vücut tarafında hiç aynadarlığı yok. Onun için dedim gölgenin iki ciheti var. Müslüman ise vücut tarafında hani ilmin var, iladem var, o da onda da var. Bakiyim, o da baki. Ama kafirin asıl gitti, Allah gitti. Ama aynı gölgesi devam ediyor. Nedir o? O elim alıyor. Hiçlikten, acizliğini zerresine kadar hissediyor. Yani mesela güneş gitti. Güneş aşağı, şemse zelide. Adamın gölgesi devam etmiyor mu? O abi etmiyor ki. Güneş olmadı ki. Lan zaten güneş onu belirledi zaten. Kendine. Güneş gölgesini gösteriyordu. Tabii. Güneşin göstermemiş olması gölgesinin olmadığını anlatıyor. Değil yani. Güneş gidince büyük bir resimdeki gölgenin içinde gölgesin yani ama hattın belli. Gölge hep vardı gibi anlatıyorsunuz. He? Gölge hep var. Hep var. Ya vücut noktasında var. Ya de mesela biz gölgeyi niçin şey yapıyoruz? Şu mesela eşeğe koy güneşe, gölgesi düşüyor. Biz o gölgeye oraya alıştığımız için, hani eskide perde örten biliyorduk ya. Oysa açandır. Mesela şey öyle demişti Tepecik'te bir kardeş, Şükrü kardeş. Ooo dedi bir anda, hatırlıyor musun? Ya dedi çok mesele şimdi düzeldi diyor. Hatırladın mı? Her şey, perde hep örten diye düşünmüş, çoğu şeyi çözememiş külliyattan. Ekseriyet de açan manasında dediğim zaman tamam dedi benim dediği şeyler izah oldu diyor. Perde hep örten diye düşünmüş. Toprak perdesi batınını dışarıya çıkarıyor. Hava perdesi batınını değil ki kendisini çoğaltıyor. Toprak daha acayip bir perde mesela. Şimdi gölgenin de iki ciheti. Bir dedi ki sıfat tarafı var, bir esma tarafı var. Bir tanesi ademi, bir tanesi vücudi. Evet. Nedir o? Dedi, bu başta söyledi şey. Gafur'da sanki öyle bir şey. Gafur'da dedi de onun şey izinden gitti. Doğru söyledi yani. Bir sıfat da... Ya duymamıştım. Ne dedi mi o? Dedi. Ben de duymadım. Ha, bir esma var diyor. Bir sıfat, bir istidat, bir kabiliyet dedi. Çok acayip yani. Nasıl oluyor? İstidat kabiliyeti nasıl şey yaptı? Mesela asıl cevher itibariyle istidattır. Kabiliyet gölgesi mi? Gölgesidir. Herkes alim olmaya, doktor olmaya istidatlıdır. Ama kabiliyetli değildir. Kabil değildir yani. Mesela Mevlana'ya göre ne diyor? Mesela biraz değişik mantık olsun ki kafamız böyle şey yapsın. Diyor ki biz suyu koyarız kaba. Kaba göre şekil alır. Öyle değil mi? Aslında diyor, bakarsan diyor, şey yok ya, su kaba göre şekil almıyor. Kap diyor suya göre şekil alıyor, almış oluyor diyor. Niye? Niye öyle diyor? Neye göre ben anlamadım.
sabit olan şey su sabit değil. Evet. Nasıl? Mesela o Mevlana'nın sözü var öyle. Ben düşünüyorum. Yani herkes anlamış da ben anlamamışım gibi. Yok. Yok, ben anlamadım. Değil. Namına... Diyor ki, şöyle diyor. Tabir böyle belki cümle tam olmadı da şöyle. Olaylara karşı sen öyle şekillenmek zorunda değilsin demek istiyor da sen onu şekillendiriyorsun. Suyun diyor, nasıl diyor, suyun şekli kaptan değil. Kaptan değil, öyle bir şeysi var böyle. Bir kader gibi ya. Suyun aslında her şeye girebilmesinin özelliği gibi falan. Yani böyle, sendendir gibi. Yani şu, Murat bana şuydu. Yani önüne çıkanlar tercih ettiklerindir diyor. Sen istediğin kadar gibi, kadar hususunda, kadar evet, gibi yani. Sen istediğin için şu yani önüne o şekle girdi yani. Sen kader kalıbına girmiyorsun. Aslında sen kader kalıbına girmiyorsun. Bir cennetten bakarsan sanki ben kader kalıbına giriyorum gibi. Halbuki kaderi tercih eden benim abi. Evet. Devam et bakalım şey. Fatih unuttuk biz arada. Tamam. Her şey manayı ismiyle ve kendine bakan vecihlikte hiçtir. Kendi zatından müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kayın bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihti ise yani manayı harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen Esma-i Bakiye var. Madum değil çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir. Mektubat 63. Burada hiçlik bekaya Adem yani madum sermediye de kıyas edilmiş. Oo, gördün mü? Dur bir de söyle. Hiçlik. Hiçlik bekaya Adem sermediye de kıyas edilmiş. Adem de sermediye de. Evet. Allah Allah. Bu da çok ilgimi çektiği için yazmak istedim. Nerede hiçlik dersin dedi abi? Nasıl? Nerede çıkarttın onu? Eğer yani, kaynağı da varsa bu şey ya keşif. İşte okuduğu yerden söylüyor. 9'dan 8. He? 4'e 8. Ayette mi? Yok. Bu PDF'te 4. sayfada. Ha yok görüyorum da metnin içinde. Oku metni yani, okur musun? Nasıl çıkardın? Tarımın mıdır yoksa? Tarif etsene. Yok metnin içinden çıkardım. Nasıl bir metni oku bir daha? Her şey manayı ismiyle ve kendine bakan vecdi hiçtir. Kendi zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok. Ve yalnız kendi başıyla kayın bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise yani mana harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda görünen Esma-i Bakiye var. Yani hiç değil. Heh. Çünkü onda görünen Esma-i Bakiye var. İçin Esma Bakiye. İçin karşısında Bakiye koydu. Madum değil. Çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Evet. Nazm-ı Mana yaptı. Evet, Nazm-ı Mana ile. Evet, çok ilginç. Ben bunu alacağım. Hiçlik bekaya. Evet. Adem sermediği. Evet, ha. Kıyas edilmiş. Zaten sermet köken itibariyle de Adem'e biraz yakın yani hani harf şey olarak. Neresiydi orası sayfa? Mektubat 63 abi. Vay be. Bu çok orijinal çünkü bugün gündemde şey var ya Adem ya. Adem bizi evirecek mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin işaretini alınca. Madum mu Adem mi? Madum da hani demiş ama onu Adem. Adem demiş. Hani madum da Adem'e bakıyor. Adem demiş, parantez içinde madum demiş. Şimdi, şimdi abi sen metinde soruyorum. Yok metinden madum mu? Kendi şeyinde. Madum da kendi yorumunda yazmış bunu. Kendi yorumunda. Metinde madum diye geçir ama. Ha, metinde madum mi? Değil çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor diyor. Ama yani Adem'le madum aynı şey değil ha. Niye? Değil tabii. Adem dıştaki madum bendeki karşılığı ben öyle anladım. Abi vücutta mevcut neyse Adem'de madum odur. Doğru biraz doğru diyorum ama onu isterseniz Adem dersini bırakalım da bölmeyelim. Evet, bölmeyelim. Yani vücutta mevcut neyse ama Adem'de madum odur. Evet. Ben çok baktım yani. Evet. Yani şimdi neyse. Şöyle bir şey de var. Adem'de madum odur. Burada işte zaten Adem... Tamam ilişkisi var ya. Yani. Bak ne diyor Fatih bir şey diyordur. Burada çünkü Adem denmemesi lazım. Niye denmemesi lazım? Çünkü sermediği bir vücudun gölgesinden bahsettiği için madum diyor. Ama sermediği bir vücudun kendisi olsa o zaman Adem demesi lazım gelirdi düşünüyorum. Çünkü sermediği, çünkü diyor ki madum değil, sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor.
Yani sevmediği bir vücudun kendisi değil de gölgesine Mâdûm'u kıyas etmiş. Hani sevmediği vücudun kendisi olsa o zaman Adem olması lazım diye düşünüyorum yani. Bu yüzden zaten sevmediği... Mâdûm... Kabilet Adem'in, gibi ya. İstidattan kabilete çıkmak gibi. İstidada Adem desen, kabilet de Mâdûm gibi. Dişe gözüken gibi oldu yani. Evet. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Aynen, aynen. Yani vücudun mevcudu gibi, aynen. İstidadın kabileti gibi oldu yani. Burada da en sonunda Baki bir ismin sabit gölgesidir diyor ya. Yukarıda o ilk okuduğumuz şu şeyde de ismin gölgesidir diyor. Yani bu konu böyle isimle ilişkili mi bu konu? Yani esma boyutunda mı kalmalıyız yoksa yok canım. Zata kadar çıkmalı mıyız? Tabii canım zata kadar. Ama hep ismi diyor mesela dördüncü şuada böyle basa basa orada aslında şey diyor Baki bir isminin bir nevi mali gölgesi diyor. İsmin diyor. Hı. Yani zat dese ben daha iyi anlayacağım. Yani zatı da kullanıyor ama ismin diyor. Yani esmada Baki mesela Zat-ı Zülcelal, Zat'ın Mahiyet-i Zatiye'nin gölgesidir denmez ki ya. Olmaz ki. Yok abi, Esma'nın gölgesi, sıfatın gölgesi ama şunatın gölgesi yoktur. Yoktur, yok. Niye? Evet. Bendeki numunesi gölge değil mi? Adem'in gölgesi yoktur o zaman. Tek canetten olur o zaman. Doğru diyor abi. Yani bendeki gölgesi, şey, bendeki vücut, görünen... Vücut tarafında belki gölge var da, Adem'in tarafında yok. Adem'in tarafında yok. Şey yaparsak bu işi çözeriz. Sureti kanuneti tabii, değil. Gölgenin sureti kanuneti. Ama onu o da o senin mahiyet. İşin de böyle. Kafanda dur sureti. Biraz bir malzeme alman lazım şu anda. Derste gide olacak. Şimdi olmaz o. Yok zaten bir şey gelmemiş daha. Bir de mesela şu bana sanki tespiti şey haklı yani bu konuda gibi geldi. Mesela ama şu arada tespitin gelmedi. Bazı kardeşlerimiz mesela diyebilir. Ya kafam hala adapte olmadı. Bir teneffüs yapmak isteyelim derse vermiyoruz ha. Kalkar kahve servisi yapar. Dedim mi Ali? Ben demedim. Niye Ali dedim? Şey, Ali, buzdolabının üstünde kavanozdaki karışım bir kahve değil. Ya, biz anladın mı? Bir şeye koyduk. Bak, tezgahın üzerine. Benimki orada buzdolabının üstünde evet. O karışık kahvede bir ses. Yani ders şeydir, hani ya, latifeyle yani latifleştirmek, kasten de şey yapma tamam. Böyle. Olmuyor, kopman gerekiyor. Bilmiyorum. Bak, baktım ki şeyler sarmaya başladı. Hadi bakalım. Şimdi şunu bir söylemek istiyorum Hasan abi. Bak şu anda rahatlamadık mı? Evet elhamdülillah. Şimdi Hasan abi, ben burada gölgeyim fakat bu mevcut yönü... Kardeşim gölge fanostur, fanos. Fanos gibi içindeyiz. He tamam, tamam. Tamam falan. Abi, peki. Çıkmaya çalışıyorum. Tamam abi, peki bir şey söyleyeceğim. Peki gölgeden çıkan kim abi? Mesela şunu söylüyorum, ben başka, mevcut... O da başka bir gölge. Yani o da başka bir gölge, yani doğru diyor. Mesela ben mevcut yönümle faniyim ama bu fanilikten bir baki olan vücut çıkıyor ortaya abi. Kim çıkıyor biliyor musun? Gölgenin gölgesi kim ise gölge gölgelikten çıkıyor. Öyle diyor, okudu ya Mehmet. Gölgenin gölgesidir diyor. Gölgenin gölgesi gölgeden çıkarsa vücut da Adem'den öyle çıkıyor. Peki o zaman gölgenin abi, gölgesi olur mu? O zaman gölgenin gölgesi olur mu? O var işte. Şimdi sende var. Şu ya. İsmimin bir gölgesi diyor. Hatta gölgenin gölgesinin gölgesidir diye okudu değil mi Mehmet? Evet, abi evet, yani. Gölgelerin gölgelerin gölgesidir diyor. Tabii, bilmem 70 kat gölge, 70 kat perdeden geçmek demek 70 tane farklı gölgeyi göstermez mi aslında? Evet. Ya bırak ya, bırakmadınız ya, çok güzel. Çok güzel yakalamıştım ya. Yapma ya. Dur hadi. Yazamadın mı? Ne? Tamam. Yazamadım da çok güzel geldi. Tamam. Hadi bakalım. Şey Fatih demem, sana dokunmuyoruz tamam. Ben daha önce bırakıyorum. Evet. Doktor öyle dedi. Liveç illa olsa masivaya girmez ki küllü şeyin halukun illa ve çabu kılıcıyla başı kesilsin. Demek ki baki ve sevmediği bir ismin gölgesi olmaktaki gölgenin kendisi yani aynı gölge masiva değildir. Gölge güneşe muhalefet etmez. Ben yoktur gölgede.
İşte sahabe ve asfiyayı, burası başka bir yer. İşte sahabe ve asfiyayı müstehidin ve eğimmeyi ehl-i beyt halukun hakaikul eşyayı sabite derler ki Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasıyla hakiki bir surette tecelliyatı var. Bütün eşyanın onun icadıyla bir vücudu arizisi vardır. Ve o vücut candan vacibül vücudun vücuduna nispeten gayet zayıf ve kararsız bir zıl, bir gölgedir. Fakat hayal değil, vehim değildir. Cenab-ı Hak Hallak ismiyle vücut veriyor ve o vücudu idame ediyor. Mektubat 91 not. Varlıkların sabit birer hakikati vardır. Ömer en-Nesefi el-Akaid bir genel işaretle geçen. Ne demiş? Varlıkların sabit bir hakikati vardır. Evet. Ömer en-Nesefi el-Akaid 1. Bu vücut zıldır, gölgedir. Hayal değil ve vehim değildir denmiş. Gölge hayalin arkasındadır demek ki. Çünkü hayal değil, vehim değildir, gölgedir. Gölge hayalin arkasındadır. Mesela hayal, Lemalar 85'te geçiyor. Hayal veya fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve delaletin gölgeleri. Yani gölgenin menbaı hayal değil, hayal aynedir. Gölge aynaya aynanın haricinde olup aynaya aksedendir. Görüyor musunuz? Çok harika çıkarımlar yapmış. Güzel. Çok harika. Çizmeden oturtamadım. He? Çizmek lazım. Çizmek mi? Neyi çizmek? Tahtaya yazmak lazım. Ha bunu evet ha. Bu çok güzel ya. Şu çok güzel sanatçı. Bir daha oku bakayım. Mesela hayal veya fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve delaletin gölgeleri. Lemar 85. Yani gölgenin menbaı hayal değil. Hayal aynedir. Gölge aynanın haricinde olup aynaya aksedendir. Gölge hariçte nasıl bir gölge ise gölge aynaya aksediyor. Aynada gözüken nedir? O ayna hayal. Orada şirk ve küfür şeyler gözüküyor. O aynada gözüken nedir? Gölgenin akisleri. Gölgenin akisi olur mu? Kendisi yok ki akisi olsun. Varmış. Adem'i işte. Gölgenin aynadaki akisleri. Bir daha oku üç olsun. Metin neredeydi? Tamam abi. Metin 85. Lemalar 85. İstihaze Risalesi. Lemalar 85. Hayal ve fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve delaletin gölgeleri. Yani gölgenin menbaı hayal değil, hayal aynedir. Gölge aynaya aynanın haricinde olup aynaya aksedendir. Hayal veya fikrin zatından veya mana isminden çıkmış veya dışa vurmuş değildir. Hakiki bir surette tecelliyat aynaya tabi değildir ve aynede sadece ifade edilendir. Bu tecelliyatın kendisi gölgedir. Tecelli veya tezahür gibi neyse bu not. Eğer baki ve sermedi bir ismin gölgesi olursan layamut bir hakikatin olur. Şuur-u imaniyle takarrur eder sırrıyla aynelerin değişmesi olan kararsız bir zilden şeyin için layamut bir hakikat takarrur eder. Yani kararsız bir zilden gölgesi olmakla karar kılıyorsun. Bu ancak vacibül vücuda nispetle zayıf görünür. Yoksa bildiğimiz bu kararsız vücuda nispetle gayet yüksek ve sabit ve kararlıdır. Esma-i İlahiyen her biri ayrı ayrı birer ayini başka bir yere geçiyorum. Burada mesela zıl kelimesi de var. Zıl de gölge demek aslında değil mi? Evet. Yani söyle de şeker koymasın. Kelime olarak. Bir onlar gölge konusu. Zıl ve gölgeyi olsun. Bir ayrıştırma şeyi yaptın mı? Bir attın mı hiç? Zıl tam ayrıştırmadım da zıl sanki bir ara netleştirmiştim ona da şimdi pek şeyinde bu arasındaki farka dair de zıl böyle hani evliya olan genelde hani seyir sülüklerinde mesela zıl oluyor. Hani kalp işte yani kalpte giderken seyrisliklerinde. Şeyde mesela o Enel Risalesi'nde şey diyor. Hakikati zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zildir. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz'e vahiy gelmiş ya. Hasan abi. Mesela rüyada da gelmiş değil mi abi? O bir zil midir acaba?
Yani evli şudur diyebilmek için biraz çalışmak lazım. Yani hakikat mesela belki Mehmet abi belki şey yapar ama hani sureti kanuni hakikati diye baktığımız zaman sanki zı belki de hakikat bölümünde koyacağımız şey olabilir mi abi? Belki de yapışık olması lazım. Gölge yani yapışık. Sen şeyde... Peki zıl mı camidir, gölge mi? İşte zıl gerçeği, yani bir zıl sanki diyemeyiz ki. Zata bakıyor biraz daha. Bak şöyle şey bir ha. Şey var, bak şurayı okuyayım. Değil mi? Bak burayı okuyayım, şey yapıyor. Hem külliyet ve cüz'iyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Külliyet ve cüz'iyet, zilliyet ve asliyet. Asliyetin mesela gölge ve asıl demesi lazımdı. Zilliyet ve asliyet dedi. İtibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bak ilginç geliyor. Bazı istidat cüz'iyetten geçemiyor, gölgeden çıkamıyor. Tamam. Şimdi evet, o zilliyet daha üstün. Şimdi, sanki öyle işte aynı şey en yakın şeyi yani. Daha üstün. Yani bir daha söylesene. Ha? Bir daha söyle. Bak bak. Okuyayım bir daha. Zilliyet başkadır, evet. Zıl başkadır. Zilliyet tamam yani yazınca. Ama aynıdır canım köprü tamam. Yani tamam hani en azından bir aynı sistem diyelim. Bir daha söyle bakayım. Hem külliyet ve cüz'iyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüz'iyetten geçemiyor, gölgeden çıkamıyor. Yani zilliyetin bir mertebesi gölge gibi oluyor. Bazı istidat yani zilliyet o bütün gölgelik meraklı şimdi, Osman abi. Şimdi bir cem ediyor. Osman abi bir daha söyler misin? Bazı istidat cüz'iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Cüz'iyeti de verdi. Külliyet cüz'iyete örnek verdi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Asliyet zilliyete örnek verdi. Tamam. Bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Hasan abi sizin hep söylediğiniz bir misal yok mudur? Hatay'daki Kırıkan'daki narı aldım götürdüm Rize'ye ektim olmadı. Şimdi o narın en imkan noktası zıldır belki. Ama oradan götürdüğünüz Rize'deki çıkan gölgesidir. Yani zıl istidada bakıyor, gölge kabiliyete bakıyor gibi. Ama devam ettin. Şimdi zile de şey yapalım. Sanki ha, gölgeyi tamam. Çözdük de bir tane şeyde taktık yani. Zile de taktık. Evet. Mektup seninki buradan çok istifade ettiğim şeylerden gölge çalışırken yerlerden bir tanesiydi. Ben burası mı? Adına. Evet. Şu anda okuyacağın yer. Evet. Hadi ben bakalım. Bunu alevimde oturtamıyordum. Böyle şey yap yani. Dikkati çek ki biz de evet. Daha sarsın. Ya ben bunu gerçekten alevimde oturtamıyordum. Mesela mektubat 92'de diyor ki hem mesela Rahman, Rezzak hakikatli asıl oldukları için kendilerine layık rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç hakikatli zürruları ister, Rahim de öyle hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız mevcut ve vacibül vücut ve vahid-i ehad isimleri hakiki tutulup, öteki isimler onların içinde gölge olmak haysiyetiyle alınsa, o esmaya karşı bir haksızlık hükmüne geçer. Ergin işte bunu okudu. Yolda bütün gün bunu okudum bize gelirken. Ya ben gerçekten bunu anlayamıyordum. Şimdi anladın. Şimdi ben bunu çalışırken şunu anladım. Dur. Rahman zih ruhları istiyor. Hani ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayri İslam sırrınca. Rahman beni istiyor. Ruhum da Rahman'a teslim olup Rahman'da ifade olunmak ister. Rahman ve ruhum birbirini istedikleri halde ruhumu teslim etmeyip müstakil bıraksam taayyün ve teşahhus zalim birer emir olduğundan ademe düşerim. Hani ruh ikizi derler ya tabiri caizse ruhumun ikizi Rahman'dır. Yani yanlış anlaşılmasın. İşte Esma-i İlahi'nin her biri çok ayrı... Yere geçtin ha. Aynı yer. Yani tamam. Ben biraz uzun açıkladım bunu da. Şimdi asıl şeye giriyorum. İşte bu biraz ön şeydi hani. Tamam. İşte Esma-i İlahi'nin her biri ayrı ayrı birer ayine ister. Hem mesela Rahman, Rezzak hakikatli... bir saniye. Yukarıdan mı okudum ben? Şeye geçtim sanki o... Ben yukarıdan okudum. Pardon. Çok özür diliyorum. Ben çok özür diliyorum. Aynı metin ama ya. Ha? O ikisi aynı. Bu kısımdan. Doğrusunu oku hadi. İkisi aynı abi. Tamam bu kısımdan. Notların değişiyor. Tamam. Metin aynı metin. Ekran kaymış evet. Metin aynı metin aynen. Bu kısımdan çok istifadem yazdım parantez içinde. Rahman ismi Vahid-i Ehad'in içinde gölge değildir. Hakikidir. Esma-i İlahi'nin her birisi ayrı ayrı birer ayine ister.
ancak hakiki olan ayna isteyebilir. Rahman, Rahman'ın zihruh aynasını istediği gibi. Peki hep gölge değil diyoruz. Ya mesela Rahman gölge olsaydı ne olurdu? Haşa, hani bu, ya vahid yarat içinde gölge değil, evet, diyor ya. Evet, ya Rahman gölge olsaydı ne olurdu? Bir şey anlamanın bir yolu da zıttını düşünmektir. Evet. Eğer Rahman gölge olsaydı kendisi için bir şey isteyemez. Aynı benim sermedi ve baki bir ismin gölgesi olmam da kendim için, yani manak ismim için beka istemek değil. Tam tersi, kendimle fena olmak isterim ki ta onda beka bulayım. Gölge kendisi için bir şey isteyemez. Yani Rahman ismi gölge olsaydı kendisi için bir şey isteyemez. Hariçte görünemez ve bulunamaz. Müstakil olarak hariçte ifade edilmek isteyemez. Yani mevcudatta gölgenin vücudu haricisi bulunamaz. Nasıl ki ben, yani gölgenin vücudu haricisi bulunamaz Rahman gölge olsaydı. Nasıl ki ben bir gölge olursam ruhumu Rahman'a teslim eylerim. Rahman'a rağmen isteyemem, gayr isteyemem. Aynen bunun gibi Rahman ismi gölge olsaydı kendine ait bir ayna, aynayı mevcudat isteyemez, cizri ruhları isteyemezdi. Mesela Vahid-i Ehad'in gölgesi olsa Rahman ismi, her şeyi Vahid-i Ehad'de görürdü. Çünkü kendi gölge olursa aslı Ehad olurdu. Aslından başka harici bir aynalar isteyemez ve kendini Ehad'in dışında ifade edilmekten kaçardı. Her şeyi ve isteyecekse her istediğini zaten aslı olan Vahid-i Ehad'de görürdü. Ancak ve ancak hakiki olması lazım ki bu Ehad'in dışına çıkıp aşağıya tabiri caizse zihruhlar isteyebilsin. Benim ruhum dahi bir gölgenin peşinden gitmek ve ona teslim olunmak istemez. Ruhumu ancak... Yavaş yavaş oku çünkü anlamıyoruz şimdi. Şimdi Rahman ismi gölge evet, olsaydı. Evet. Buradan başladı. Mesela burada... Buradan, yani bir tane cümle oku, o cümleyi şey yapalım. Ben şimdi bunlar mesela hulasa edecek olursam... mesela hani diyor ya, Vahid-i Ehad'in içinde Rahman ismi gölge olamaz diyor mesela. Evet. Eğer Rahman ismi Vahid-i Ehad içinde eğer gölge olsaydı... Rahman bu mevcudata kendini ifade edemezdi. Yani kendini, çünkü Vahid-i Ehad aslı olduğu için kendini asılda görüyor. Yani aslında bulan zaten başka bir şey istemez. Hariçte görünmek isteyemiyor. Yani bu gölge olan şey isteme yani şansı gölge, yok. Aynen. Vahid-i Ehad yani, bir sistem değil mi? Sistem. Evet yani evet. Vahid-i Ehad bir sistem. Rahman peki buyur abi, merak etme. Vahid-i Ehad sistemiyle mi gölgeyi anlayacağım ben? Yok, burada ben şey yani gölgenin Vahid-i Ehad'in gölgeç olmadığını şey yapıyorum yani. Hani Üstad dedi ya, Ehad ismi mesela Rahman ismi Ehad'in gölgesi değil veya vacibül vücudun hani dedi ya, hani gölgesi değil. Ben de düşünüyorum yani nasıl gölgesi değil hani. Çünkü zahiren bakışta bunlar daha üstün geliyordu bana yani, çünkü baktığımda ben bunu anlayamıyordum. Sonra düşündüm ya, gölgesi, eğer gölge olsaydı Rahman ismi haşa bu mevcutta ifade edilmez yani. Çünkü mesela aslını diyelim ki vacibül vücutta buldu. Yani Rahman ismi aslını vacibül vücutta aslını gördüğü zaman zaten yani nasıl ifade etsem. Şunu demek istiyorsun benim anladığım. Vacip tarafta aslında gölge yoktur. Evet evet evet. Öyle yani, anladım yani evet. Şimdi. Çünkü mesela Rahman ismi Allah canibinden, mesela Allah canibine kendini eğer ifade etseydi mevcudatı ifade etmek gerekliliği duymaz. Yani mevcudat çok basit bir şey olacak. Yani tersten şöyle, yani zati isimler, asıl fiili esmalar, Rezzak, Rahman isimleri gölge gibi olsaydı vahdeti onlar asıl diyor ya, o olduktan sonra gerisi bunlar yok diyor. Yok bir gölge diyor ya, oradan hareketle eğer asıl isimlerde Rahman gölge olup zati isimlerin içerisinde kendini bulsaydı zaten bu mevcudat olmazdı diyor. Değil mi? Evet. Gibi. Yani şey yani, gibi anladım. Yani vacip tarafta aslında gölge yok. Gölge yok. Evet. O zaman gölge mahluk için var. Ha, evet, ben evet, onu soracaktım. Evet, evet, gölge de Hasan abi, gölge de kudret var mı? Tarif etmiş mi? Hiç düşündünüz mü? Gölge mi? Ediyordur abi. Mevcut gölge zaten. Kudret tarif ederek işte vücuda giriyor. Değil mi? Biraz düşün. Öyle. Dedi ya, ademi ve vücudi iki yönü var gölgenin. Kudretin tahallük etmediği yerdir zaten Adem'i. Ama bu metinde farklı olay. Bu metinde mevcut ve vacibül vücut ve vahiy hadı esma manasında alıyor.
bunları, bu esmaları asıl tutup Rahman'ı ve diğer bütün esmaları onun gölgesi gibi, alt mertebesi gibi alsan diyor. Buradaki yüksek, yukarıdaki sıfattaki vacibi vücuttan bahsetmiyor. Buradaki esmadaki vacibi vücuttan bahsediyor. O esma ile bu esma arasında, o esma Rahman esma olarak onun gölgesi altında gösteriyor. Ya bir esma, bir esmaya gölge olmaz diyor. Ama aynalık vazifesi yapabilir mi? Yani aks yapabilir. Birbirinin içine akseder diyor zaten ama esma esmaya gölge olmaz. Kerim ismi diyor mesela ama Rahman'da gözüktü diyor. Tulu etti diyor, tulu etti diyor. Tulu etti, Rahman burcu için tulu etti. Evet. Ama şey mi diyor? Erdinç'in dediği gibi ise o zaman ismi azamı anlatırken hani bazı isimler diğer bütün isimler içinde tabi oluyor. Yani bir gölgelik anlamında gölge değil. Gölge yapmıyor. Gölge değil. Aynen. Onlar tabi oluyor orada. Mesela şöyle. Neredeydi? Mektubattaydı değil mi? Hani gül goncası gibi. Sayı 409. 409'da kaçtı abi? Mektubat 409. Evet, tamam. Orada anlatırken hani şu esma şu şekilde gösterdi kendini, bu esma bu şekilde gösterdi falan. Değil mi Mehmet? Biraz daha sen anladığın bize girmeden, biz tamam. Girmeden kendi ne anlamışsın? Yazdığı değil de sen ne anladın abi? Hatırladın? Yani Vahid-i Ehad isminin mesela Rahman ismi gölgesi değil. Yani Vahid-i Ehad'in gölgesi değil evet, Rahman evet. İsmi. Hı-hı. Rahman ismi asıldır. Evet, Rahman ismi asıldır. He. Yani Vahid-i Ehad da asıldır. Çünkü eğer Vahid-i Ehad'in gölgesi Rahman ismi olsaydı bu sefer Rahman isminin aslı Vahid-i Ehad olacaktı. Yani kendini zaten gölgenin zaten aslını bulduğu zaman yani hariçte kendini ifade etme şeyi duymaz. Yani zaten gölgenin vücuda haricisi olmadığı için hani kendini hariçte ifade etme şeyi olmalı yani Rahman'ın. Yani aslında kısaca Rahman esmanın esmaya gölgeliği yok. Evet. Yok. Yani bir esma bir esmaya gölge olmuyor. Evet. Bunu demek istiyorum. Yok. Yani nasıl? Yok diyor ki evet. Mesela mahiyeti zatiye düşün, şunatı zatiye düşün, sıfatı zatiye düşün, sıfatı subutiye. Çıktım dışarıya doğru. Yani hiçbirisi birisinin gölgesi değil. Esma diyelim. Rahman, Rahim. Rahim eğer vacibül vücut, vacib vücut gölgesi olsa Rahman, mesela Rahman, bir ismin veya sıfatın gölgesi olsa, o zaman Rahman kendisini burada nasıl ifade edecek? Çünkü müstakil düşüneceksin Rahman'a. O zaman bizim dediğimiz şey daha sabit olmaz mı abi? Yani vacip tarafta gölge yoktur desek, tamam, külüm evet. Çözüyor yani. Evet çözüyor. Evet. Ama bunun altını doldurmak için bu izah lazım. Peki. O söylediğini. Evet. Devam ediyorum inşallah. Evet. Mektubat güzelliği. 12.30'a kadar devam etti. 20 dakikada. Ondan sonra dua namazını kılacağız. Yani teneffüs edeceğiz, dua kılacağız. Bir kendimize şey vereceğiz. Çünkü ağır ders ya. 20 dakikada verelim. Şerata girmez mi? Yok. 45 dakika. Şafi'ye göre 5-10 dakika kalıyor. Yani şöyle 1.5'da şey yaparız hemen kılarız. Hadi. Mektubat 150. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O şeytandır. Burada şeytana da gölge diyor. Kur'an'a gölge olmak sırrınca ben merkezci ve fani olmadan harici çıkan şeytandır. Gölgenin harici hesabı yoktur ve ebterdir. Müstakil olarak ifade ederse kendini hain oluyor. Çünkü ona ait olmayan ve emanet olanı zimmetine geçirip emanete hıyanet eder. Kendini kendinde ifade eder. Onu da görmez, hain olur. Ancak nefsi bizzat nefsi hiç olduğu zaman ikinci derecede nihayetsiz bir vücut kazanırsın. Neden birinci derecede değil? Çünkü sen birinci derecede nihayetsiz Adem buldun. Ademinde vücut var sırrınca hem sen birinci derecede ancak hiçsin. Ben kendi ismimle değil Bismillah ile başlarım. Gölge kendine vücut rengi verirse Adem'e çalışır. Çünkü daha önce dediğim gibi Rahman ismi haşa gölge olsa kendi mevcudata ifade etse bile vücuda hizmet olmazdı. Rahman ismi asıl olduğu için dışarıda ifade edebilir kendini. Aslın şeyini dışarıda ifade edebilme potansiyeli. Gölgenin şeyini de İçeride ifade edilebilmektir. Çok acayip bir şey. Aslın şeyini dışarıda ifade edebilme, kendini ifade edebilme potansiyeli, gölgenin şeyini de
kendi... Asıl asıl da gölge gölgede. Evet, ifade ediliyor. Rahman zi-ruhu, ruhum Rahman'ı istediği gibi. Fakat şu var ki bu dış içtir, iç de dıştır. Yani benim dışım içimdir, içim dışımdır. Mesela sen kendini ararken şuur-u imanıyla dışa dönüksün. Aksi halde şişeciğine sıkışırsan ve ineği delmesen harca yol bulamaz ve aynayı fark edemezsin. Nasıl ki balık sudan çıkmadan suyu bilemez. Aynadarlığını bilmek için aynayı fark etmek lazım. Kısaca. Şimdi lamalar sayfa 85'ten. Anladın ki öyle. Ha? Yani tabii bu şimdi mesela aslın şey kendini dışarıda ifade etme potansiyeli. Evet. Asıl kendini dışarıda ifade ediyor. Tamam. Gölge. Niye diye sorsan. Mesela Rahman ismi asıl kendini asıl olduğu için kendini mevzuatta ifade edebiliyor. Hani gölge olmadığı için. Mesela diyelim ki gölge asıldan izin almadan kendini ifade etme yetkisi hı-hı. yok adamın. Evet. Ama asıl ise kimseden emir almadan kendisini ifade eder. Gölge tabi olduğu için mesela şöyle diyeyim. Benim gölgem vurdu yere, güneş vurdu. Ben o gölgemi büyütemem. Asıldan izin almadan. Asıl büyütmek isterse ikindi de olur. İkindi de vurduğu zaman benim boyumu uzatır. Yani asıl kendisini müstakil olarak icraat yapamaz. Asıl yapar, gölge yapamaz. Evet, istidadı kaldır, kabiliyet yoktur yani. Asılların özelliği nedir de gölgelerin farkı nedir gölge? Asıl olduğu için kendini müstakil icraat yapar. Kimseden izin almaz. Tabi olmaz bir yere. Gölge ise asıldan izin alır. Abi istidadına göre değişmiyor mu bu ya? Mesela şunu söyleyeyim. Aynı güneş bahçeye vuruyor. Elma ağacında elma büyüyerek güneş o şekilde gölgesi düşmüş oluyor. Hı hı. Armut ağacında armut büyüyerek o şekilde gölgesi. Elma nedir? Elma kendisi kabiliyettir. Ama çekirdek de istidattır. Güneş asıldır. Onun istidadını kabiliyete dönüştürdü güneş. Ha. Elma armuta dönüşemez yani. Dönüşemez. Armut olamaz o artık. Hmm. İstidadı elma yazılıyor. Güneş ne kadar ne olursa olsun. Ben vallahi sen ey istidat elmasın ama ben armut yapacağım seni. Hakkı yok o. Çünkü o güneş de bir esma. Evet. İstidat da esma. Kabiliyetler de esma. Bitti mi? Yok var. Biraz daha oku. Şimdi ayna ne olduğunu bir derece tefekkür etmek için biz ayna olmasak ne olurdu? Şu olurdu ki birinci derecede vücudumuz olurdu. Beka aynanın kendi sıfatı olurdu. Vücudunda hayal veya fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisi. Bir şey dağıtmadan söylemek evet, istiyorum da. Şimdi gölge bir şey yapamaz dediniz ya abi. Evet. Yani değişmiyor. Asıldan izin almadı yapamaz. Asıldan izin almadı. Ay yok evet. Müstakiliyeti yok yani. Çerçevesi o. Mesela bir futbolcu ve kendisi oyun oynar. Hiç kimsenin hatırına gelmez bir oyunlar yapar. Ama futbolcuya dediler ki bu sistem içinde sistemin olacak. Bu çizginin dışına çıkmayacaksın. Şu yanlışları da yapmayacaksın. Ama bunun içindeki farklı bir oyunun oynayacağız gibi. Futbolcu gölgedir. Kimin gölgesi? Düşüncelerin gölgesidir. Sana çizdik çizgi, bunun dışına oynayamazsın. Ben vallahi top dışarı çıktı, ben gene kamu. Yok, bunun içinde oynayacaksın. Bir de bu kurala göre oynayacaksın. Ama bir müstakiliyeti var futbolcunun. Ama bütünlük içinde müstakiliyetin olacak. Bilgisayarcıların misalini vereyim, şunların. Diyor ki, bilgisayarda istediğini yap. Ama Windows diyor ki, benim müsaade ettiğim saha kadar. Mesela Windows diyor ki, ben sana müsaade ettim ama beni ortadan kaldıramayacaksın. Kaderde cüz'i ihtiyarı gibi mi oluyor abi biraz? Yani gibi, ne onu sonra düşünün, evet demem için. Bak mesela bir daha,
Sen bilgisayar içinde yaz, çiz, çiz. Ama Windows diyor ki veya Linux, beni ortadan kaldıracak yetkiyi vermiyorum sana. Mesela kendi hususu dünyanı evirip çevir diyor Cenab-ı Hak bize. Ama kainatı yapamam. Çünkü bugün güneş doğmasın demeyle ben engel olamıyorum. Ama kendi güneşim doğmasın diye engel olur. Bodruma giderim, kendi karanlığa atarım. İşte ben gölgeyim ya, o asıl. Gölge aslına dokunamıyor ama... Şey kullanıyor abi. Şeytan kendisi... Şeytan sistemi yani. Şeytan sistem. Şimdi oradan bu nasıl çalışıyor? Gölge deyince böyle o diğer esmaların dişe vuruşu değil. Diğer esmaların işleyişini ortaya çıkarıyor. Ara boşluktur ya aynı zamanda gölge. Mesela şu sayfayı görüyor musun abi? Şu yazı da var. Bu yazıyı gösteren ara boşluklarıdır. Gölge ara boşluğudur. Şeytan esmalar arasındaki boşluğu oluşturuyor. Yani işlevini sağlıyor diğer esma. Mesela diyelim ki şeytan olduğu için tövbe sistemi çalışıyor. İbadet sistemi çalışıyor. Şeytan olmadığını kabul et. Bu esmalar çalışır mı? Donuk olur. Evet. Hani benim bir misalim var. Şey var, beçete var. Ya da başkana var. Ha, doktora var. Ya da alemi şehadette olması gereken gibi azami derecede tecelli eder. O kadar. Yani ama durur öyle. O. Sabit sürekli durur. Sürekli öyle işte. Mesela evet. Havuz misali vermiştim. Evet. Bir havuz düşünün. Kare şeklinde. Orada birebir plastikleri koyun. Hiçbir boşluk olmasın. Ama plastikler ışıklı. Ama arada bazı yerlerden parçalı oradan buradan suyu karıştırırsan o parçalar yer değiştirir değil mi? Ara boşluğu olduğu için. Mutlaka ve ışıkları da tavana farklı yansır. İşte o ara boşluğu olmasa her şey olması gerek olduğu gibi kalmıştır. Çocuk yoktur, baba yoktur. Baba babadır, çocuk da çocuktur. Olması gereken hiçbir şey yok. Eğer şeytan sistemini kaldırırsa kainat en kemal haliyle durur. Ama nakıs olur. Ona ara boşluk lazım. Ara boşluk, kainattaki ara boşluk Adem'dir. İnsan alemindeki ara boşluk ise şeydir, gölgedir. Bir peçete versin. İnsan aleminde gölge. Kainatta şeytan. İnsan aleminde bak onu ayna yaptı. İslatırsan bu kalmasın. Şimdi dedi ki şeytan gölgedir diyor. Gölge göreceksin diyor. Evet. İnsanda ne var bu gölge? İnsana uygula bunu, taşı insana. Şeytan ne yapıyor? Bizde içerideki istidat ve kabiliyetin sahasını açıyor mu? Açıyor. Açıyor. Birbirlerinin içinde dönüşmesini sağlıyor mu, vesile oluyor? Eğer şeytanı kaldırırsan insan donuk olmaz mı? Donuk. Kainattan Adem'i kaldır, vücut da donuk olur. Bütün şer diyor, hayır bütün tevabileriyle burada icraat yapıyor. Burada 491 var ya. Evet. Ha, şimdi şeytan bizde nasıl aktif? Gölge göreceksin diyor. Neyin gölgesi? Gölge kapata manasında gibi gözüküyor değil. Esmalar bizdeki esmalar birbiri için tecelli etmesi için hareket sahası sağlıyor şeytan. Havuzdaki boşluklar gibi. Havuzda boşluk olunca o oraya geçer, o oraya geçer, orada oraya geçer, oraya geçer. Geçebilme. İşte o donukluktan, kainattan donukluktan, insanı donukluktan kaldıran kainatta Adem, insanda şeytan, yani fikirde de gölge işte yani. Gölgenin için dedi de şeytan değil mi? Gölge anlayışı dimağa aittir. Kalbe bütün şer ve hayır tevabileriyle birbirine çarpıştırdı. Kemalat çıktı diyor. O kim yapıyor bunu kalpte insanda? Şeytan yapıyor vesvesesiyle. Yani gölge aslında demek ki dimağa ait bir şeydir. Alemde, kainatta,
esmaların gölgesi bizde imada ait. Bir de uygularsak bak dersi şey yapacağımız için güneş şeytan diyor göreceksin, bir gölge göreceksin diyor. Alemde Adem, insanda şeytan, dimada gölge. Ne yapıyor? Mazar olduğumuz esmaların sahasını açıyor. Meratiplenmesine sebebiyet veriyor. Nasıl veriyor? O ara boşluğu olmasa fikir hareket eder mi? Vehim içinde gölge diyor. Okudun ve okuyacaksın. Var yani. Vehimin gölgeleri diyor. Vesvesenin gölgeleri diyor. Dimada gölge dediğimiz vehim gölge. Kalpte ait gölge şeytan yani vesvese. Vesvese gölge. Hasan abi. Aktif ediyor, canlılaştırıyor. Esmadan gölgeler 70 bin perdeden geçerek bana geliyorsa, canım en dibi ben değilim ki bu mevcudatın. Benden sonra da devam etmiyor mu bu gölgeler abi? Devam ediyor. İşte. Evet ama en kemal mertebesi sende. En kemal sen. Gölge kardeşim gidiyor sana şeyi anlatıyor. Bak baştan beri diyor ki bendeki bakilik, onun bakiliğine. Bendeki sermedir. Yani konuşun dikkat ederseniz böyle hep dima işlettiriyor. Anlayışımızı arttırıyor. Farklı düşüncemize vesile oluyor. Yani ilmimize ayna yapıyoruz. Farkında mısınız yani? Hı hı. İlime ayna olur mu? Ayna oluyor işte. Yani birbirine nispet edip itibarilerimizi de aktif ediyor. İtibarilerimizi nispet ediyor. İtibarlı nisbileri de arttırıyor. Gölge sanki o İBB'deki o su havuzundaki ara boşluğu o güzel zihnimizi açar. Veya defterdeki yazıyı gösteren yazının içerisindeki boşluk gibi. Yani hareket etmemize, hareketle farklılığı kazanmamıza vesile oluyor. Farklı meratipler kazanır. Eğer gölge olmasa asıl ne olur? Asıl olması gerektiği gibi olur ve durur. Sınav fazla var. O koy bir tane ver. Ama bir de şey getirsene buraya bir daha kurmadın. Burayı bir sileyim de. Hukuk aşı yapayım. Tamam. İstersen benim şunun üstüne koy. Yok tamam da bu elim bir şey uzak duracağım. Ha buraya bir şey istek bir şey getirsinler. Devam et abi. Tamam abi. Lemalar 85. Yukarıdaki yere oynama okuyorum fakat farklı. Şöyle yapalım mı? Burada durdursak da. Olur abi. Şeyden sonra devam edelim. Olur abi. Ha burada duralım. Tamam abi. Peki burada tamam. Duruyoruz. El-Fatiha. El-Fatiha. Ve sahbü ecmain ala rasulina Muhammedin selavat. Lemalar 85'ten hayal veya fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve delaletin gölgeleri. Burada ayna ile gölge arasındaki şeye gireceğim biraz. Ayna ne olduğunu bir derece tefekkür etmek için biz ayna olmasaydık ne olurdu? Şu olurdu ki birinci derecede vücudumuz olurdu. Beka aynanın kendi sıfatı olurdu. Vücudunda Adem ve Adem'in de vücut olmazdı. Ya vücut ya Adem olurdu. Tegayül ve tebettül ve tahavvül vesaire olmazdı. Sonradan zihayat ve sonradan ölüm olmazdı. Şefkat, muhabbet, adavet, nefret, vefa, haletler, tefekkürler vesaire. Kısaca bizle alakalı olan her şey her an be anda bir fiil yaşanır olurdu. Aynı olmasaydık. Ne olmasaydı? Aynı olmasaydık. Aynı olmasaydık. Ayna. Evet, biz aynı olmasaydık. Ne kime? Esma ve sıfatlar mı diyor? Aynı olmasaydık, vatil vücut olsaydı hani tabiat mesela misilli hani onlar aynayı kabul etmiyorlar. Tabiat ise vahdidi vücut diyorlar. Hmm. Biz mesela hani aynayı diyoruz. Aynı olmasaydık bunlar olurdu. Hani biz haşa Allah'lık şeyleri, sıfatları olması bizzat lazım olurdu. Gelirdi. Evet. Biz aynı olmasaydık. Yani aynı olduğumuzu buradan ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Yani bir daha okur musun aynı oluşumuzun sebebi? Eğer biz aynı olmasaydık birinci derecede vücudumuz olurdu. Beka aynanın kendi sıfatı olurdu.
vücudunda Adem ve Adem'in de vücut olmazdı. Ya vücut ya Adem olurdu. Tagayyür ve tebettül ve tahavül vesaire olmazdı. Sonradan zih hayat ve sonradan ölüm olmazdı. Şefkat, muhabbet, adavet, nefret, vefa, haletler, tefekkürler vesaire, kısaca bizle alakalı olan her şey her an be anda bir fil geçeniyor olurdu. Yani sonradan hiçbir şey öğrenmemiz muhal olurdu. Eğer biz aynı olmasaydık. Aynı ha? Aynı olmasaydık, evet yani. Ya, aynayla gölge arasında nasıl bir fark var? Şimdi tam ona geleceğim. Tamam. Gölge ile ayna arasındaki fark, gölge ayna ile asıl arasında birazah olup aynada ifade edilen ve varlığı aynanın sıfatı olmayıp aynaya tabi olmayandır. Mesela gecede aynada güneşin gölgesi olan nur gözükmez. Burada aynanın içindeki görünen gölge, ayna bir de asıl var. Üç tane. Evet, şey üç var. Tane var. Asıl, ayna, aynanın içindeki görüntü gölge olarak kabul ediyor. Evet. Aynada mesela... Gölge mi dedi? Aynada mesela güneşin misali, cilvesi gölgedir. Yani bu tefekkürün noktasında. Fakat bu aynanın kendi içinde ifade edilmiyor. Yani dışarıdan bir akis var aynaya. Yani gölge aynanın haricinde olan bir şey. Aynanın haricinde olup aynada gözüküyor. O şekilde düşündüm. Kesif olan bir şey mi? Gölge mi? Yani gerek kesif olsun, mesela hayal ve fikir aynasında mesela devletin gölgeleri de gözüküyor, onlar da kesif ya mesela, yani onlar da olabiliyor. Yani gölge aynadan doğmuyor yani. Mesela delalet diyelim sıfattır. Bu hayalden doğmuyor yani. Bunun menbaı gölge, yani hayali aynasında başka, hayalin dışında bir yerden geliyor. Bunun gibi hayal yani. Başka. Evet yani hariç. Kısaca ayna bizim dahilimizde diyelim, gölge haricimizde. Hani hariçten bizim aynamıza geliyor. O şekilde bir fark buldum. Gölge ile ayna arasında. Gölgede bir de şey de var ya, böyle oraya kaçırıyoruz ama mesela gölge güneş değil yani. Gölge güneş değil. Bana vuruyor. Gölge güneş vasıtasıyla benim düştüğüm şey. Benle şey yani. Benle alakalı yani. Yani gölge güneş değil. Gölgeye vesile oluyor. Gölge benim gölgem. Esma'nın gölgesi ise bu mevcudat. O zaman Esma'ya birisi vuruyor. Esma'dan dışarıya vuruluyor. Yani güneş düşün. Güneş sıfat olsa, evet, ben esma olsam, güneş sıfat olsa, siz esma olsanız, gölge mevcudat oluyor. Gölge mevcudat oluyor. Evet. Böyle bir şey yani. Mesela gölge deyince böyle, güneşin gölgesi yok yani. Güneşin gölgesi olmaz. Kendisi nur yani. Ne yapıyor? Güneş bana vuruyor, beni karşıya taşıyor. Beni başka yere taşıyandır, başka, bir de dönüştüren. Yani gölgeyi şey zannetmeyin, güneşin gölgesi olmaz. Şimdi bu diyor ki, insan vücud haricisi var, tahayyülün. Orada dalaletin, şirkin gölgeleri var. Aynada. Bu aynadan değil, aynadan kaynaklanmıyor. Aynada gözüküyor. Evet. Peki tahayyül değil, hayal aynasında. Hayal aynasında. Hayal aynasında bunlar gözüküyor. Bu başka yerden geliyor diyor. Başka yerden geldiği şeydir. Adem'i ve Adem'i mutlaktan gelen şeyler işte. İnsan, kainatta yok Adem mutlak da. Fakat insanda işte Adem'i mutlakın tesirleri var. Zulmetler çıkıyor ya. Elemler çıkıyor, teellümler çıkıyor. Ama şunu kaçırmamak lazım. Üç tane şey. Güneş, ben ve gölgem. Yani eşyanın gölgesi olur. Peki aynada gözüken de bir nevi gölgen değil midir Sakın abi? Yani diyemez misin? Cami şeydir. Aynada gözüken yani burada o değil de gölgendir de. Zaten gölgesiz ve gölgeli ve gölgesiz.
Burada kardeş şeyi anlatıyor. Mesela ayna anlatıyor, gölge değil de. Evet. Şimdi insan, Cenab-ı Hak ayna olmasa ne olur? Vacip olur her şey. Her şey olduğu gibi olurdu zaten. Olduğu gibi olurdu. Evet. Yani olması gerekenler değil. Olmuş olmuştur, olmamış olmamıştır. Öyle donuk olurdu. O zaman mümkünata, mahlukata ait kemalatlar, elemler, sıkıntılar vesaire şunların hiçbirisi olmazdı. Aynı olmamış olsa vacip olacaktı. Vacipte vefa veya işte nedamet, dua, o tür esmalar aktif olmazdı. Devam et, çok güzel şey yaptın. Abi, aynadaki misal ne oluyor acaba burada? Gölge aynada görülen dersek misal ne olacak acaba? Misal, o gölge, biraz da gitsin bak, ben acele etmiyorum, herhalde gelecek o, daha önce yapmıştı. Şimdi, Mektubat 193'te, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başında gölge ettiğini, ben buradan başka bir şey gireceğim de, Muhbir-i Sadık aleyhissalatü vesselamın gölgesi yoktu. Kendine vücut rengini vermemiş olduğundan kendinin gölgesi yoktu. Yani bu benim tefekkürlerim de. Çünkü bir aslın gölgesi olmuştu. Onda o değil, Allah gözüküyordu. Mirat-ı Muhammed'den aleyhissalatü vesselam Allah görünür daim. Gölge deyince hatıra ağacın veya bulutun gölgesi gelmesin. Çünkü ağaç zühre olduğundan kendi istidadında gölge var. Güneşin gölgesini ise ağacın gölgesi değil, nur gösteriyor. Ziyanın gölgesi nurdur. O ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru diyor sözler 361'de. Gene sözler 364'te gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir diyor. Yine sözler 116'da kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran. Yani gölgenin ışığı var, nuru var, karanlık değil. Mesela ziyanın gölgesini ele alalım. Reşa misal, üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tebahur eder, enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar, içindeki maddi kesife, nar-ı aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner. Sözler 364. Eğer reşa olursan veya sendeki bekanın fani ol sırrıyla sana ait olmadığını, fani ve gece olmakla fark edersen veya eneyi dilersen vesaire, sen gölge oluyorsun. Yani asıl olan ziya ile aynayı fark edip gölge olan nura dönüyorsun. Asıl ile gölgeye dönüyorsun. Yani gölge olmak aynayı fark etmekle eş değer diye düşünüyorum. Yani aynayı fark ettiğinizde zaten onun gölgesi oluyorsun. Çünkü ayna kendi hissini biliyorsun orada. Mektubat 337'de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam değil yalnız kalbi ve ruhu ile, belki hem cismiyle hem havasıyla hem letaifiyle 40 seneye mukabil 40 dakikada ilahi, yani bu biraz uzun da, hani burada Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Miraç-ı Ekber'de cismiyle gitmiş, ümmeti kalp ve ruhuyla gitmiş, bundan bahsedeceğim. Yani Miraç-ı Ekber asıl ümmetinki gölgedir. Yani zaten burada geçiyor da uzun olmasın diye hepsini okumadım. Bu makamda aslı asıl veya gölgeyi gölge yapan cismaniyetin varlığı veya yokluğudur. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam miracı cismaniyetiyle gittiğinden asıl olmuştur. Bu makamda yani. Zira miracı ekber yapan cisimdir. Zaten eğer biz dahi cisimle gidebilseydik şunlar olurdu. Bizim miraçla sünnet olan miraç arasındaki bağ fesada uğrayıp bize has kılınırdı. Çünkü asıldan kopuk olurduk. Kelime-i şehadet bunu en başta reddeder ve sistem kabul etmez. Hem çekirdekler olurdu. Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam gibi bu sırrı tevhide zıttır. Amene Resul'e zıttır vesaire. Yani gölgenin şeyini kendini dışında ifade etmektir. Zatında fani olmaktır. Bu sırla ümmet cismiyle gidemez. Bu sır iledir ki cismaniyeti miraçta bırakırız. Zira bizim zatımızda gölge olduğumuz için harici bir vücut asla yoktur. Ben miracımı onda bulurum. Ben bu sırla cilveyi Nur-u Muhammed aleyhissalatü vesselam gölge olmakla, yani gölgenin cismaniyeti yoktur fakat bir cisme isnat eder. Bu makamda onda cismiyle benim için açılan miraç gibi. Bu sırla derim, bir ben var benden içeri değil, bir ben var benden dışarı. Yani gölgenin kendi içinde hakkı hiçende hiçliktir, ademdir. Şuur-u imani ile içinde bulunduğum hologramı yırtıp anlarım ki ben dediğim şeyi bende değil onda ben diyebilirim.
yani bende ben demek Adem'dir. Nasıl ki eni dinilip eniyle hüve inşikak eder. Nasıl ki çekirdek altta çürüyüp üstte ağaç olarak ifade edilir. Sen çekirdeğin içinde kendini arama, dışında ara. O çekirdeği çürüt. Aynen bunun gibi gölgesi olmakla kainat oluyorsun. Çekirdeğin çürüyor, büyük insan çıkıyor küçük insandan. Ya böyle şimdi ben burada yani şunu ifade etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı cismiyle gitmiş fakat ümmet gidemez. Yani yani kalp ve ruhuyla gidebiliyor. Cismiyle gidememe şeyini biraz anlattım da bu kadar anlatabileyim. Biraz şey burası. Şey ilginç, şu an ilk defa yani duyuyorum gibiyim yani. Miracın gölgesi kelimesi ilk defa hani. Biraz yapacağız diye böyle konuşuyorduk aslında. Herkesin kendi miracı gölgesinde diyor ustad diyor. Onun miracını kendi aynı dikkatini çekmiş mi? Yani biz de miraç yapacağız tamam filan falan. Yani onunki gibi olmaz da bizimki de bize as filan gölge. Miracı Muhammed'in gölgesinde diyor. Kalp ve ruhun ayağıyla diyor. Mevcu aleye çıkmaktır. İşte gölge deyince şey o asılla olan bağ mevzusu ilginç oluyor. Evet. Aslında oradan bir, dolayı bu, eğer biz haşa kopuk kopuk bir miraculuk yöntemi bulsaydık evet. O zaman gölgede bizimki de asıl olurdu. Evet asıl evet. Olurdu. Ama o bağ ondan bağlıyız yani o aslın gölgesiyle gitmemiz gerekiyor. Evet. Bir de Nur-u Muhammed Aleyhisselam enelerin cemi burada yani biraz daha arkadan tefekkür edersek burada hepimiz hani bütün müminlerin nuru cilve-i Nur-u Muhammed'ini taşıdığı için o Nur-u Muhammed'in içinde bu noktadan aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı, asıl miracında bizlere de yani çekirdek noktasında asıl olarak dinlenebilir yani diye düşünüyorum. Hani gölge olarak bizim meyve itibarıyla gölge miracımız, hani onun gölgesine gidiyoruz. Fakat çekirdek olarak yani onun asli çekirdeğine isnat ettiğimiz için yani vardık. Ondan, vardık. Yani ondan gayri o yüzden yani meyve olarak cismimizle miraca çıkmamız mümkün olmuyor. Yani sistem kabul etmiyor bana. Zaten meyvecilerimizin o külliyeti de oradan gidiyor. Hepsini alır gittiği için. Evet. Hepsiyle yani hepsinin bir manası olması zaten onu o yapıyor. Evet. Güzel bir şey yaptı ya. Yani işte. Bizim miraç gölgeymiş. Yani onun gölgesinin dairesinin içine dahil olamıyorsan sen miraç yapamıyorsun. Aynen. Evet. Sistem öyle. Evet. Devam bakayım. Tamam. Lemalar sayfa 18'de Ya Baki madem sen varsın yeter her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şeyi var. Evet. Mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal umumiyetle Baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. Şimdi sen baki bir ismin gölgesi olduğun zaman baki hakikinin mevcudattaki bu gölgelerin gölgeleri sende ifade ediliyor. Çünkü gölge olduğu zaman gölgelerin gölgeleri seni ifade ediliyor. Yani gölgenin gölgesi mevcudatın kabiliyetlerine bakıp kayıtlanıyor. Sen direkt baki hakikinin gölgesi olduğun zaman bu kabiliyetlerin aksi oluyorsun. Yani mevcudattaki ihsan, hüsn ve kemal senle ifade ediliyor. Mevcudattaki sebebi muhabbetin sebebi baki hakikinin gölgesi olmakla sen oluyorsun. Burada defaatle bunu tamam bu kadar. Yani burada yani ifade etmek istediğim öz şey bu mevcudat baki hakikinin gölgelerinin gölgeleridir. Yani gölgelerinin gölgeleri. Fakat sen baki bir ismin gölgesi olduğun zaman yani ikinci yani direkt gölgesi olursun. Gölgenin gölgesi bu sefer sende ifade yani mantıken tefekkür edildiğinde o noktadan düşündüm de yani bu mevcudat o zaman sende ifade ediliyor. Senin okuduğun yer miydi burası? Evet çünkü burada mesela diyor ki mesela baki hakikinin işte hüsn, ihsan, kemal vesaire yani bunlar gölgelerinin gölgeleri yani şeyde mevcutta gözüken. Fakat sen baki hakikinin direkt gölgesi olduğun zaman yani baki bir ismin gölgesi olduğun zaman bu sefer
eşyadaki şeyler senin çekirdeğinle ifade ediliyor. Yani böyle bir tefekkürüm oldu da. Şimdi... Toparlayabildiniz mi? Bir daha söylesin. Ben koptum yani. Bir daha söyler misin bunu? Yani bu mevcudat mesela... Sen zaten muhatap olursan, zatın aynasısın. Tamam. Zatın aynası olursan, bu mevcudat senin neyin olur? Hani dedik ya, güneş bana vurursa benim gölgem yere düşer. Aslında bu mevcudattan da kasıt dışarıdaki bir mevcudat. Kainat. Yok yani benim alemimdeki mevcudat aslında. He tabii. Yani dışarıdaki o ağacın ne olduğunu bir noktada ben bilmiyorum. Evet. Her zaman benim alemimdeki bir ağaç o. Evet. Yani, o ama aslı itibariyle şu. Sen zaten ayna isen bu mevcudat senin çekirdeğinden yapılmış. Evet. Ha, o noktadan. Hı hı. Mustafa, ben Nur Muhammed... Ama onu sen de inkişaf ettirsin, tefekkür ederek. Evet abi. Yani bu mevcudat, evet bende hariç gözüküyor. Ya benimle ne alakası var? Şu Çanakkale, Boğazı, köprü işte. O insanın öyle oturması, o orada bağırması, köpeğin şey yapması, ağacın sağlanması vesaire, kışa. Bu kadar detaylar var. Benimle ne alakası var? Bakarsam anlam kazanır, yoksa yok. Aslı itibariyle bakarsan, yani aslı budur ama şuurunda olursan ben zaten aynası isem ben de zaten küntün kezen mahfiyen sırınca bütün o hazineler, bütün her şey, bütün kainat benden yaratılmıştır. Ama burada şunu vurgulamak istiyorum. Yani zaten ayna darlığını bilirsen o zaman anlarsın ki bütün mevcudat bendendir. Evet abi. O zaman ben ne kar getirecek? Bunu anlayış sana ne getirecek? Benim gölgemden korkma. Benim gölgemi asıl yapmam. Ben gölgemi putlaştırmam. Ben gölgelerimi ilah ve Rab yapmam. Evet abi. Lamalar 386 bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran. Allah Allah. Öyle diyor. Bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran. Gölge ışık olur mu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili mi? Yok. Yok sadece bu kısmı aldım da hani Cenab-ı Hak. Evet. 30. lemada. Yani düşünemiyor musun? Evet. Bir gölgesiyle ışıklandırmış. Işık gölgeymiş. Hı-hı. Kendisi nedir o zaman? Ha güneş içinde diyordu ya. Nur isminin. 8 ismin gölgesi diyor. Değil mi? Öyle diyordu sanki. 8. mektup. Aynası mı diyordu? Gölgesidir dedi var. Kemiyor kanmıyor. Güneş Nur ismin biz kesif gölgesi mi? Yani sallıyorum herhalde. Neyse sallamıyorum. Yok abi. Tamam. Evet. Bütün kainatı bir gölgesi ışıklandıran yani onun gölgesi olunca sen de onun gölgesi olmakla kainat seninle ışıklanıyor. Yani bu ya bunları birleştirirsek. Şimdi şu anlar 63'te Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi bulunduğundan ya. Fıtratımda o kamili mutlakına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yoğunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Görüyor musun? Beka arzusu gölgeymiş. Baki Zülcelal'in gölgesi. Abi Esram gölgesi olur mu? Ya işte. Olur mu? Bizde istidat çekirdekleri hep gölge işte. Baki Zülcelal'in. Biz onun gölgesi değil miyiz? Biz gölgeyiz de o tamam. Gölge değil ki. Esma'nın, Esma-i Hüsna'ların gölgesiyiz. Orada sanki şimdi Esma'nın gölgesinin nurundan bahsetti. Yok, Baki Zülcelal'in gölgesi diyor bende. Nedir evet, o? Bir isminin diyor gölge. He, bir ismin. Mesela bir Baki. Bir ismini bir cilvesini. Bir o gölge. Mesela bizde nasıl gözüküyor? Ebed gözüküyor. Ölmemek istiyoruz. Bakilik istiyoruz. Yani o esmanın bizdeki aktifliği, icraatı. Ama gölge işte bizde. Gölge bu ise, onu demeye çalışıyorum kendi alemimle de. Beka istiyorum, bu gölge ise. Ya beka istemem, gölge ise. Aslı nedir acaba bunun? Gölge ile aslını hayal et. Mesela benim yere gölgem düştü. Benim tipim belli olmaz, benim rengim belli olmaz, benim kokum belli olmaz, benim şeklim, şemalim belli olmaz. En azından kesif yani bu gölge. Benim gölgem yere düşse, gölgemi gören tipimi, rengimi, değil mi, sesimi, kokumu,
kokumu, ısımı anlamaz. Gölge işe ben. Oradan biraz böyle tefekkür edeyim. Gölgeyle asıl arasında fark. Ben de beka istiyorum. Bu bölge gölge ise. Bu kainattaki nimetler Rahman-ı Rahim'in bir gölgesi ise. Şu nurlar diyor. O esmanın gölgeleri diyor. Şu güneş, şu nur, şu ışık gölge ise. Bu nur gölge ise. Aslı nedir ya? Akıl duruyor işte. Bende beka var, bu gölgedir. Baki Zülcelal'in bir gölgesi bende. O bende gölgeye yapıştım. Kendi bekamı arıyorum şimdi. Oysa o bekamla baki anlamam lazımdı. Bunun bekasını istedim. Çok tuhaf yani böyle şeyleri, sınırları zorluyor yani. Dimağı zorluyor, aklı zorluyor, tefekkürü zorluyor. Yani nur gölgeymiş. Beka istem gölgeymiş. Aslılar nedir ya? Devam. Evet, tamam. Şimdi bunu notlarımda okuyacağım. Ondaki bekaya yapışmak gölgeye yapışmaktır. Hem vicdanımdaki beka gölgesi var. Mesela vicdanımda beka isteği var. Bu gölgedir. Hem de o gölgeye yapışan bir de vehmi bir vücut var. Hani ene vehmi olduğundan. İşte sen hiç olup baki bir ismin gölgesi olduğunda o vicdandaki bekaya fenadan korkup yapışacak bir vücut kalmıyor. Yani baki ve sevmediği bir ismin gölgesi olduğunda o vicdandaki bekaya fenadan korkup yapışacak bir vücut kalmıyor. Hani bunu kendi içlerimizde düşündüğümüzde hani fenadan korkularımız oluyor ya, onun baki bir ismin gölgesi var, bu korkular ortadan kalkıyor. Tam tersi fenadan korkmak fenadan korkmak fani oluyor. Yani fani olmaktan lezzet alıyoruz. Artık kendisi fani olduğundan vicdandaki beka onun mahiyetinin sıfatı oluyor. Yani bak, fanilikten lezzet alacak makama çıkıyor insan. Çünkü ben baki aynayım. Ben kimim? Faniyim. Ama faniyim ama bakiyi gösteriyorum. Faniliğim olmasa aşağı baki gibi olacaktım. O zaman da olmayacaktım. Şurum olmayacaktı. İşte faniliğinden lezzet alıyor insan. Evet. Niye insan Allah müstakil bir vücudu olması istiyor yani? Değil mi? Oradan kaynaklanıyor. Müstakil olmak istiyor. Müstakil olmak isteyen kim yani? Hangi tarafın? Mesela ya leyteni küntü turaba, keşke sorumluluk olmasa toprak olsaydım diyor. Ama usta diyor ki beka isteyen vicdan ama yok olmak isteyen nefis. Müstakil isteyen nefis. Vicdan istemez yani. Sistem istemiyor. Çünkü sistem yalnızlık, kendi başına yetim, zulmette, çölde atılmak gibi oluyor. Ondan kopuk ister mi ya vicdan? Allah'tan kopuk ister mi? Nasıl olayları yöneteceksin, yönlendireceksin? Ama bu tarafımız isterken, yani Allahsız nasıl izah edeceksin? Olmuyor. Tamam bekay, ama bir tarafımız da müstakil istiyor. İşte bir tarafımız derken o müstakil isteyen nefis denen bir sistem. Evet. Gölgenin şeyini kendini şuur imanla hariçte görüp artık kendinde kendini göremez. Onda gördüğünden vicdandaki beka sıfatı olup layamut olup daha ölmüyor. Yani başka deyişle ben kendi vücut rengimle bekaya yapıştım. Hiç olduğumda bekanın kendisi benim mahiyetimde oluyor. Yani bendeki beka gölgeydi. O gölge mahiyetimde oldu. Artık yani baki ve sevmediği bir ismin gölgesi mahiyetimde olunca artık adem ve fena ne isterse bana yapsın ehemmiyeti yok. Onda benim için bir hakikat olduktan sonra bende benim için ne olursa olsun. Ben beni bende değil onda buldum. Mesela aynede gece oldu. Güneşin gölgesi kayboldu. Ayna ademe düşsün bana ne? Ben baki ve sermedi bir ismin gölgesi olarak Şems-i Sermet isterim sırrıyla Şems-i Sermet'i bulunca onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Ben beni onda buldum. Bendeki beka bana ait olmadığı gibi ben dahi bana ait değilim. Beni bana bırakma. Tabi burada biraz hisler tevhide girdi de. Her biri şeffaf. Şimdi başka bir metin okuyorum. Burada şeyde abi mesela o fıtratımda kelimesi kullanıyor. Yani biz nefis dedik ya az önce. Benim belki sordum hani fıtratımda o kamil mutlakın varlığına, kemaline, bekasına müteveccih olan
muhabbet-i fıtriye. Ulan fıtrat tarafı vicdan tarafı oluyor. Evet. Aslında Cenab-ı Hakk'a bakıyor olan gaflet yüzünden deyince nefis giriyor. Giriyor. Yolunu şaşırmış, gölgeye yapışan nefis. Fıtrat ama fıtrat aslında varlığına, kemale, fikasına müteveccih bir muhabbet-i fıtriyesi var. Fıtrat böyle. Hilkatta fıtrat. Son bir cümle kaldı. Onu da okuyayım. İnşallah bitiyor. Sermediği bir ismin gölgesi olunca kendin için bir şey isteyemezsin. Ancak münacat edersin. Böyle bir şey olarak noktaladım. Yani kendin için bir şey isteyemiyorsun. O. Onda şeyini okusana. Çünkü o mevazı okusan. Yukarıdakini mi? Böyle ikindi namazını kılmak için. Ha, ikindi namazını kılmak için. Tamam, onu da okuyayım. Sözler 48. İkindi namazını kılmak için kadimi baki ve kayyumu seremediğinin dergâh-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek. Burada hani baki ve seremedi isminin gölgesi olmak, burada da mesela kadimi baki ve kayyumu seremedi diyor. Dergâh-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek. Yani burada da seremedi bir ismin gölgesi olunca, yani baki, aynı zamanda baki ve seremedi bir ismin gölgesi olunca, kendin için bir şey isteyemezsin, ancak münacat edersin. Bu kadardı. Evet. El-Fatiha.